Evet, bir haftalık bir aradan sonra bir kez daha birlikteyiz. 90 artıda iyi bir gece, keyifli bir gece. En azından yayın öncesi planım o şekilde, temennim de o şekilde gitmesi. Keyifli bir haftayı geride bıraktık. Az önce tamamlanan Bafülkürdü-Lefke maçıyla da hafta Süper Lig adına tamamlanmış oldu. Üner Berkap stadında oynandı karşılaşma. Maçın skoru Bafülkürdü 2, Lefke 0 ve Bafülkürdü haftayı galibiyetle kapattı. Üner Berkap stadında oynanan karşılaşmanın sonunda da Süper Lig adına artık hafta tamamlanmış oldu. Gözler artık bu haftaya çevrildi, önümüzdeki haftaya çevrildi. Ve bakalım neler olacak. 21. hafta tamamlandı, 22. haftaya çevrildi gözler. Her zaman olduğu gibi haftanın toplu sonuçları, puan durumu ve bir sonraki haftanın programıyla da yayına giriş yapacağız. 21. haftada toplu sonuçlar nasıl olmuş, ekranlara gelecek. Baktığımızda gollü bir haftaydı. İyi de bir hafta oldu, onu da belirtelim. Türk Hoca 2000 adlı 4 Cuma gecesi haftanın açılış maçıydı. Bu şekilde tamamladı. Toplam 6 gol. Türk Hoca 2000 adlı 4 Cumartesi Gençlik Gücü 0, Mausa Türk Gücü 0, Yalova 1, Küçükkaymaklı 3, Değirmenlik 0, Dumlupınar 1. Pazar yani dün Yeni Cami 1, Gençler Birliği 1, Cihangir 2, Gavi Çetinkaya 0, Mor Menekşe 1, Doğan Türk Birliği 2. Az önce tamamlanan maçta ise belirttim zaten. Bafülkürdü 2, Lefke 0. Ne oldu puan durumu? Yeni Cami ligin zirvesinde puanı 52. Cihangir var 39 puanla ligin ikinci sırasında, 36 puanlı iki takım var ligde. Üçüncü Doğan Türk Birliği, dördüncü Küçükkaymaklı. Beşinci sırada Gençler Birliği var puanı 35. Altıncı sırada Gavi Çetinkaya var puanı 33. Yedinci sırada Türk Ocağı var puanı 32. 30 puanlı iki takım. Sekizinci Yalova, dokuzuncu Lefke. Onuncu sırada Bafülkürdü iyi bir, en azından basamak olarak iyi bir noktaya geldi. Aldığı galibiyet sonrası puanını 26'ya taşıdı. Gençlik Gücü 25 puanla 11. sırada, Mausa Türk Gücü 24 puanla 12. sırada, 13. sırada Binatlı var puanı 23, 14. sırada Dumlupınar var puanı 19, 15. sırada Değirmenlik puanı 16, ligin dibinde Mor Menekşe var puanı 14. Cumartesi 6 maç var toplam. Bu hafta itibariyle oynanacak olan maçların 6'sı cumartesi, 2'si pazar günü oynanacak. Ne var cumartesi? Mausa Türk Gücü, Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği, Gençler Birliği, Küçükkaymaklı, Gençlik Gücü, Mor Menekşe, Cihangir, Lefke, Yalova ve Gavi Çetinkaya, Bafülkürdü var. Pazar günü 2 maç, Binatlı, Değirmenlik, Dumlupınar, Yeni Cami. Süper Lig bu şekildeydi. Bakalım birincilikte neler olmuş bu hafta. Kırmızı grup 15. hafta. Merit Alsancı, Eşiloğa 1, Yeni Boğaziçi 0, Mehmetçik 1, Göçmenköy 2, Maraş 1, Akova 6, Dipkarpaz 1, Düzkaya 4, Mesarya 0, Hamitköy 1. Ligin zirvesinde Merit Alsancak Eşiloğa var puanı 33. İkinci sırada Maraş puanı 24. Mehmetçik, Yeni Boğaziçi, Hamitköy 23'er puanda. Göçmenköy, Mesarya 21'er puanı var. 20 puanda iki takım Düzkaya, Akova. Karpaz hani düşen ilk takım oluyor. Ancak geriye kalan takım kim diye sorarsanız inanın ben bile cevabını vermekte zorlanırım. Gelsin haftanın programı. Yeni Boğaziçi, Mehmetçik, Hamitköy, Düzkaya, Göçmenköy, Maraş, Akova, Dipkarpaz, Mesarya, Merit, Alsancak, Yeşilova. Ve son grup, beyaz grup. Lapta 4, Girnalkevi 0, Bostancı Bağcıl 1, Ozanköy 0, Serdarlı 2, Tatlısu 0, Denizli 1, Gönyeli 0, Doğancı 2, Karşıyaka 1. Ozanköy puanı 37, bu haftayı bay geçecek. Lapta 30 puanlı, Gönyeli 26 puanla 3. 25 puanlı iki takım, Doğancı 4. Girnalkevi 5. 6. sırada Esentepe var puanı 24. 7. sırada Bostancı Bağcıl puanı 18. 16 puanlı iki takım Tatlısu 8. Serdarlı 9. 10. sırada Denizli var puanı 15. Ligin dibinde ise Karşıyaka var puanı 12. Gönyeli, Doğancı, Esentepe, Denizli, Girnalkevi, Bostancı Bağcıl, Tatlısu, Lapta, Karşıyaka, Serdarlı haftanın programı. Serkan, eline emeğine sağlık. Evet, bir antrenörün daha bu hafta konuk olacağını zaten geçtiğimiz hafta belirtmiştim. Geçtiğimiz hafta Celal Hoca'ydı konuk. Celal Keleş. Bir kez daha sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bu hafta Rıza Erseven. Şanslısın ama emekli olmadığını düşünüyorum hocam. Hoş geldin, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Geniş alan bıraktım sana. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yeni dekor. Hoş geldin, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Kafalarda soru işareti kalmasın. Çünkü soru yönetmemi istiyorlar hemen. İlk soru döner mi geri diye futbola bir soru var hocam. İstersen ondan başlayalım, sonrasında ligi değerlendirelim. Ya döner mi geri derken kopmadık sonuç olarak da. Bir süre ara verdik. Dinlenelim dedik. Uzun bir süreden sonra dinlenelim dedik.
dinleniyoruz, izliyoruz, izlemekle yetiniyoruz bu aralık, öyle diyeyim. Böyle birlikte teknik adam olmak istemezdin herhalde. Şu şekilde ama yani çok da kötü kullanmayayım kelime, kötü kullanmadım zaten. En azından yarış olsun, keyif alalım. Yani lig 3'e bölündü hocam çünkü çoğuna göre yeni cami. İşte Cihangir'den Lefke'ye kadar bir kısım ve Baf'tan Mormenekşe'ye kadar da diğer kısım 3'e bölünmüş olarak adlandırıyorlar ligi. Yani çoğuna göre derken tamamen ben de öyle düşünüyorum yani 3'e bölündü. Altta ligde kalmak için kurtulma savaşı verenler. Ortada artık ne diyelim tuzu kuru olanlar diyelim artık. Hı hı. Rahat olanlar ve yukarıda ilk 5'e, ilk 3'e diyelim girmeye çalışanlar yeni cami ve diğerleri olarak da ayırırsak biraz kısa daha bir, iyi oluyor. Kısa bir süre sonra artık şampiyonluk ilan edilecek herhalde hocam. Ben bitti. Kısa bir süre sonra şampiyonluğu ilan edileceğine inanıyorum ama galiba bu kısa bir süre sonra şampiyonluğu ilan edilmesi yeni camiye biraz stres yapıyor galiba. Öyle anlıyorum. Bir an önce şampiyonluğu ilan edelim derken yani Değirmen'le berabere kaldılar. Bu hafta işte İskele ile son dakika berabere kaldılar. Onlara da galiba üstlerinde büyük bir stres var. Ama ben yine de söylüyorum. Herhalde birkaç hafta sonra şampiyonluklarını ilan ederler. Evet. Hocam kim gider? Kim gider? Güzel bir soru. Kim gider? Yani şu an için görülen Mor Menekşe'nin işi zor. Yani bu bir gerçek. Değirmenliğin işi geçen gün İntihar ettiler diyorum ben. Evet, direkt kendi yani kendilerine harakiri yaptılar diyorum. Evet, hocam. Onların daha da zor. Dumlupınar kurtulmak adına çabalıyor. Baf Ülkürdü'nün bugün galip gelmesi epeyce onları rahatlattı. Lefke'nin altına kadar geldiler. Binatlı iyi bir 3 puan aldı. Altın değerinde 3 puan aldı. Moğsa Türkücü. Bu hafta Değirmenlik'le oynayacaklar içeride. Değirmenlik maç öncesi Ocak deplasmanından 3 puan almak. Müthiş bir puan hocam. Bence haftanın en kârlısı Binatlı. Binatlı. Yani ve Dumlupınar. Uzun haftalardan sonra Dumlupınar Değirmenliği Değirmenlik'te yendi. Değirmenlik'te yendiği gibi Değirmenlik yani o kadar demeyeyim ama defansını kaybetti biraz. Enkaz haline geldi gibi şu anda oyuncu bulmakta zaten dardı İzzet Hoca'nın elindeki kadro. Hı hı. Bu hafta herhalde daha da zorlaşacak onlar için diye düşünüyorum. Yani Mor Menekşe ve Değirmenliği çok çok şanslı görmüyorum gibi gözüküyor. Ama futbol bu. Sahada oynanır. Daha çok puanlar var dışarıda. Daha göreceğiz, yaşayacağız diyorum. Bir keyif de herhalde ligi ikinci ve üçüncü bitirecek olan takımlar arasında geçecek hocam. Ben Doğan Türk Birliği ve Cihangir savaşıyorlar. Ama Küçük Kaymaklı ikinci devre inanılmaz iyi bir performans yakalıyor. Geçen gün maçlarını da seyrettim. Girne'de. Yani Küçük Kaymaklı bence biraz taşlar yerine oturmuş. İlk devreden çok farklı bir takım. Güçlü bir takım. Zaten kupada da ilerlemeye devam ediyorlar. Cihangir aynı durumda. Türk Ocağı biraz aklını kupaya vermiş gibi. Biraz değil fazla sinemedi hocam bana yani, aklını. Biliyorsunuz Türk Ocağı da olunca biraz konuşurken harfleri, kelimeleri seçmek gerekiyor. Lazım. Biz seçerek doğru, konuşuyoruz doğru, ama doğru. Görünen o ki Türk Ocağı da kendini tamamen kupaya adamış durumda. Zaten bu hafta da Moğsa Türk Gücü'ne konuk olacaklar. Ondan sonra da kupa maçı var. Evet, Kavuçetin Kaya. Yani bence bu hafta da onlar için zor bir maç olacak kafaları evet. Kupada çok olduğu için. Sıkıntılı bir Moğsa Türk Gücü var. Moğsa Türk Gücü de kendi yerinde kazanmak istiyor. Kazanamazsa tamamen o kaosu daha çok hissedecek. Zaten hissediyor 24 puanla ama daha da Ali Hoca'nın talebeleri ve Ali Hoca bunu hissedecek diye düşünüyorum. Evet, evet hocam geçelim görüntülere sonrasında geçelim. Daha sağlıklı konuşuruz. Yeni Cami Gençler Birliği maçıyla başlayacağız. Hemen belirteyim. Sonrasında ise Hasan Topaloğlu ve Sedat Devecioğlu'yla da telefon bağlantılarımız olacak. Bunu da belirteyim. Gençler Birliği zorlu deplasmana geldi. Bir kere çok dirençli gelmişler. İstekli var, zorlu gelmişler. Lideri yenmek için gelmişler. Belliydi futbol anlayışlarından, oyunlarından belliydi. Te ki 90+3'te gelen gol hayalleri, puanı, puanlar alıp götürdü. Ya, konuyu düşünmek zaten bir futbolcu için, bir teknik adam için oldukça zor doğanlar ama baktığımızda sonuca bir birlik bir skor çıktı. Yeni Cami kendi sahasında yenilmedi ya da rakibi ikinci mağlubiyetini Yeni Cami'ye tattırmadı. Yeni Cami Gençler Birliği maçıyla 90+ başlıyor. İhsan Payas da karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Emre Çevik Dağıl yapıyor maçta ilk atak. Yeni Cami adına kale sahasında kaleci çıktı. Sinan
ceza sahasına, kale sahasına inen top kaleci çıktı aldı. John ceza sahasında, John döndü ama çok çabuk Malik. Boşta kalan top devam ediyor yeni cenata. Hüseyin direkt kaleye, seken top kalecide kaldı. Çok dikkatli bu pozisyonda Raif topu kontrol ediyor. Kale alanı yine kalabalık. Geride bir tek Hüseyin Sadıklar ve Erbay vardı. Dönen top. Çağdaş güzel bir vuruş, muhteşem bir kurtarış. Tansel tekrar İbrahim Çıdamlı. Kale alanına doldurdu. Karambol vuruş. John karambol bakıyorum. Halil sağ tarafa doğru döndü. O da geriye Ünal'ın koşu yoluna, kale alanına, ortağı kafalardan. Bir türlü çıkaramıyor topu Gençler Birliği defansı. Şimdi İbrahim Çıdamlı, John ama müsait pozisyonda top üstten dışarıya gidiyor. İleride Emeka indiriyor Şenol. Şenol'un pası sol tarafa süratli ama kaleci çıktı Yusuf. Kale boş, kaleye doğru giden top gol olabilir mi? Ve gol! İlginç bir gol oluyor. Golün adı Şenol. Boşta kaldı top. Dakika 19. Bir anda beklenmedik bir hata kaleci Yusuf'tan, kale sahasını, ceza sahasını terk etti. Kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Baskı vardı. Top kısa düşünce Şenol'un önünde kaldı. O da kaleye doğru yavaş bir vuruş yaptı ama top filelerle kucaklaşıyor ve Şenol'un kaydettiği gol Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor. Arif kurtuldu rakibinden, Arif cezalar içerisinde, orta yerden kaleci Yusuf. Ceza sahasına bakıyor, şimdi ortası, kale sahasına tehlikeli bir top savunma. Artık ilk 45 dakikanın tamamlanmasını bekliyor her iki takım futbolcuları. Dediğim anda da İhsan Payas'ın çalan son düdüğü. İlk 45 dakika, 19. dakikada Şenol Şoför'ün kaydettiği golle Gençler Birliği'nin 1-0 üstünlüğünde sona erdiği Yeni Cami karşısında. İkinci 45 dakikaya Gençler Birliği takımı konuk ekip başlayacak. Ahmet bıraktı, Emin şut pozisyonu vurabilir. Emin vurdu, direkten dönüyor top. Nefis vurdu top, direkten döndü. Atak devam ediyor Yeni Cami adına. Tansel bir kez daha kale sahası ama savunmadan dönüyor top. Geriye döndü İbrahim Çıdamlı. Kale sahasına doğru John döndü, vurdu, kaleci de kaldı. Emin, ileride John var. John topla buluştu. John ceza sahasında. John vurdu, dışarıya attı. Birden geliyor. Orta sol taraftan ceza sahasına doğru. John kontrol edemedi, ikinci pozisyonda döndü. Son çizgi yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Bir kafa vuruşu, savunma çıkardı. Emin vurdu, savunma çıkardı. Dönen top. Ünal vuruyor kaleye doğru. Bir kez daha Gençler Birliği savunması. Emin, orta. Defans karşıladı. Dönen top. Şut. Dönüyor. Bir kez daha vuruş yandan dışarıya gidiyor. Dönerek vurmak istediği yerini bulmayan bir top. Kaptırılan bir top ama. İbrahim Çıdamlı şimdi işaret geliyor. İbrahim Çıdamlı vurdu. Kaleye doğru top direkten dönüyor. İkinci pozisyon. Bir kez daha direkt ama gol mü verdi Kale? Bakıyorum yardımcı gol, golü verdi. Gol. Golü verdi yardımcı. Dönen topu Ahmet Sivri tamamladı. Önce direkten döndü. Boşta kalan top. Bir kez daha vurdu Ahmet Sivri. Üst kale direğinden top gol çizgisini geçti diyor yardımcı hakemine baktı İhsan Payaz. Yardımcı hakem Fatih Bardakçıoğlu da orta çizgiye doğru koşunca golü verdi. Skor 1-1 oluyor. 90 artı 3. dakikada geldi gol. 90 artı 3'te beraberliği yakalıyor Yeni Cami Gençler Birliği karşısında. Ve çalan son düdük Lefkoşa Atatürk Stadında. Kazanan olmadı. Bir birlik eşitlikle karşılaşma sona eriyor. Evet, bir birlik eşitlik, iki gol. Kim kaybetti hocam? Yani bana göre Gençler Birliği kaybetti. Herhalde, yani o dönüş yolculuğunu geri iskeleş düşünüyorum hocam. Yani çok böyle... Bir... Farklı sürelerde bir gol olsaydı, ilk devrenin başında ortalarda bir bir gitseydi, tam da son dakika, son saniye 3 puan elinizden uçuyor. Yani dediğiniz gibi o yolculuğu herhalde düşünemeyim. Evet, aynen öyle. Evet, mağlup olmayan bir Yeni Cami. İzledin Yeni Cami'yi de, bu sene Gençler Birliği'nde izledin. Evet. Bir kere yani Gençler Birliği hani kupada devam ediyor ama
ligi bırakma mantığında olmayan bir takım hocam. Yani sen hani dedik ya bazı takımlar atlı kupadadır. Sen bunu yoktur öyle sen bir şey. Sen bunu söylemeden önce tam şimdi Gençlerbirliği ile ilgili sorduğunuzda tam bunun aynısını söyleyecektim. Gençlerbirliği de kupada devam ediyor. Ama canla başla ligde kendi yerinde elinden geldiğinin fazlasını yapıyor. Deplasmanda elinden geldiğinin fazlasını yapıyor. Nereye kadar çıkabilirse orada bitirmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Aynı zamanda kupada da yürüyor. Gerçekten ikinci yarı çok dinç, çok güçlü, çok koşan, çok mücadele eden bir takım olmuş Gençlerbirliği. İlk devreden daha da iyi olmuş. Yani yabancıları biraz bana göre çok çok verim alamadı Hasan hani hocam gibi. Hani ben o geçmiş dönemdeki Emeka'yı ararım hocam. Evet, çok çok verim alamamış gibi görüyorum, benim görüşüm bu. Ama Gençlerbirliği elinden gelenin fazlasını sahaya koyuyor. Yani 3 puanı elinden kaçırdı son saniyede, elinden avucunun içinden uçtu gitti dersek bence doğrusu bu olur. Evet, ki özellikle çok da itirazlar vardı. Free kick, öncesinde yapılan faulun faul olmadığı yönünde. Hasan Hoca da bir ayrı sitem etti, dün maç sonunda sitem etti. Maç aslında çıkış önünde yaşananlar vardı. Sedat Hoca'nın Halil'e bir hareketi var, bir teması var yönünde de itirazlar da vardı bu yönde. Ama günün sonunda baktığımızda birbirlik eşitlikle tamamlanan bir karşılaşma oldu. Zaten Hasan Topaloğlu da hazır mı arkadaşlar, Hasan Topaloğlu? Hasan Hoca'yı hatta alacağız. Şimdi az sonra o görecek. Hocam bir kere kupadan da kopması. Yeni Cami'nin yani Cihangir'in kupadan Yeni Cami'yi elemesi. Artık Yeni Cami'de sen az önce belirttin. Artık bir an önce şampiyon olmak şampiyon için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama o da ekstra bir baskı oluşturuyor. Yani hem oyuncuların üstünde oluşturuyor hem hocanın üzerinde oluşturuyor. Yani dediğiniz gibi işte biraz önce bahsettiğiniz işte hocanın yaptığı bir hareket. Yani benim çok yakın arkadaşım da. Sedat Hoca. Sedat Hoca. Yani öyle bir şey yapacağına ben inanmıyorum yani. Bana söyleseler inanmayacağım ama aynı baskı, aynı stres oyuncuların gibi Sedat Hoca'nın üzerine de gidiyor. Bir an önce 3 puanları alalım, bir an önce şampiyon olalım. Zaten kupa yok. Ligi bir an önce göğüsleyelim diyorlar ama bu da onların üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Ama çoğu kesime göre de çok dirençli bir Gençlerbirliği var yani. Ben biraz önce de bahsettiğim gibi genç, koşan, dinamik, ne yaptığını bilen bir takım. Gerçekten Gençlerbirliği. Biraz önce de yayın arasında konuşmuştuk. İki tane kalecisi, ikisi de form tutmuş. Aynı şekilde hangisi oynasa fark etmiyor. Gerçekten Gençlerbirliği elinden geleni yapıyor. Zaten de puan tablosunda da 5. sıraya kadar yükseldiler. Sonuna yani kadar o noktayı zorlayacaklar. İlk üçün içinde de bitirirlerse bence kimse şaşırmaz. Aynen öyle. Evet, Hasan Hoca hattaymış. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Beyzade. İyi akşamlar Beyzade Hocam. İyi akşamlar Hasan Hocam. Evet hocam. Hani dünden başlayacağım. Bugün futbolculara bir araya geldiğiniz herhalde var mı daha moral bozuk takım üstünde? Hocam sonuçta 1-0 götürdüğümüz bir karşılaşma, son bölümde giden 3 puan. Onunla başlayayım ki merak ediyorum. Oyuncağın durumu neydi gün adına? Görüştüyseniz eğer. Şimdi 2,5 yıl Rıza Hoca ile birlikte çalıştık. İlk önce ona sor. Hasan Hoca toparladı mı acaba? Bence toparlanmadı. Yani biraz önce bahsettim. Maçın herhangi başka bir dakikasında gol olsaydı başka olurdu. Ama bu toparlandığını sanmıyorum yani. Tabii ki büyük üzüntümüz var. Şimdi şu bir gerçek. Bu yıl ligin bir gömlek, iki gömlek üstünde bir Yeni Cami var. Zaten puan tablosunda da ortada. Ligi force etmiş, şampiyonluğa koşar adım giden ki bana göre şampiyon olan bir takım. Oynadığı futbolla, sahadaki futbolcu kalitesiyle birçok takımın da üstünde. Tabii ki motivasyon olarak belki biraz düşüş yaşamış olabilirler ama her zaman Yeni Cami elindeki kadroyla bizim takımlarımızın bir adım önünde olduğu açık ve net. Çünkü yaratıcı futbolcusu daha fazla, gol noktasında etkili oyuncuları daha fazla, savunmada tecrübeli oyuncular daha fazla. Gayet de doğal. Şimdi bu deplasmana gelirken bizim özellikle ikinci devrede çok iyi bir çıkışımız var. Arzuladığımız, beklediğimiz ve istediğimiz çıkışı yakaladık. Geride kalan 8-9 maça baktığımızda ikinci devrede kupa maçları dahil sanırım 7 galibiyet bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz vardı bu maça kadar. Bu maça da biz galibiyet amaçlı geldik. Yani kapanalım, savunma yapalım, düşelim, kalkmayalım. Hiç böyle bir olayı ne çalıştık, ne konuştuk, ne ettik. Devre arası odaya girdiğimizde bile
Ben kesinlikle 1-0'ın üzerine yatmayacağız. Daha önde basacağız. Ama sadece yapmaya çalıştığımız, hafta boyunca da çalıştığımız ve konuştuğumuz orta alanda, yani ikinci bölgede Yeni Cami'yi durdurup oyunu kenarlara aşmalarını sağlamak istiyorduk. Yani kanat varyasyonlarıyla, ortalarla üzerimize gelmelerini istedik. Çünkü direkt kaleye hücumda özellikle Tansel ve John'un çok etkili olduğunu biliyorduk. Ki buraya gelmelerinde John'un çok büyük katkıları var. O bölgeyi kapatıp oyunu kenarlara açtığımızda ve yapılacak ortalarda iyi savunmayla, farkındaysanız bilmiyorum Şenol'u da önlü göreye çektik bu maçın 15. dakikasında. Yan toplarda atakları bertaraf etmeyi planladık. Golü de bulduktan sonra özellikle ilk devrenin belli bölümlerinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci devrede futbolcu psikolojisi işte, yani şampiyon bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ne kadar siz çağırsanız da bağırsanız da geri çekilmeyin deseniz de mutlak biraz çekiliyorlar. Mutlak biraz savunmaya önem veriyorlar. Çünkü galibiyet istiyorlar burada. Çok arzulu, genç, galibiyete, zirveye, başarıya aşık bir takım var elimde. Bunun faydasını görüyorum açıkçası. Şimdi Yeni Cami de size yüklendikçe yüklenmeye çalışıyor. Pozisyon vermemek bile başarı. Bizim tek eksiğimiz dün ikinci devrede ileri forvet hattında topu tutamamamız. Yani Arif'in istediğim düzeyde olmaması, dünkü maçta İbrahim Köse'nin asker ve antrenmansız oluşuyla oyundan düşmesi, Emeka'nın yalnız kalışı. Bu defa ofansif yönde topu çok ileride tutamadık. Sonuçta biz maçın bitmesini beklerken de bana göre çok ağır bir kararla, çok olmayan bir faulla maalesef arzuladığımız, istediğimiz, belki de çok hak ettiğimiz 2 puanı kaybettik. Sağlık olsun, yani bu kaybettiğimiz ilk 2 puan değil. Bugün gerçekten çok merak ettim mi oturdum. 21 haftada hakemlerin sayesinde kaybettiğim puan sayısı 10. Kaç puan hocam? 10. 10 puan. Hakem hatasından 10 puan kaybettiniz. Evet, çok açık ve net. Bu hakem hataları da bütün programlarda konuşulup gösterilip söylenen maçlarda kaybettiğim puan sayısı 10. Şu anki puanımın üzerine koyun. Yeni Cami'yle kaç puan farkım kalır görürsünüz. Evet, 7 puan kalır hocam. 45 olun, 7 puan kalır. Evet. Yani söylenecek çok bir şey yok. Artık geride kalmıştır. Bakacağız. Benim sadece dün radyolarda da söyledim. Yani biz ikinci devreye başladık. İyi bir çıkış yakaladık. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Ben 3 haftadır radyolarda da çağrı yapıyorum. Lütfen bizim maçımıza gelen hakemler bizi ciddiye alsın. Çünkü biz lige renk katmak veyahut ilk 2 ya da 3. bitirmek, İskele'nin tarihinde olmayanları yapmak istiyoruz. Nedir olmayanlar? Süper Lig'de 2. lig, 3. kupada final oynamamış bir İskele. Bunlar şimdi şampiyonluk gitmişse bunlar sizin için bir hedeftir, bir başarıdır. Bu gibi camialarda. Eğer siz bu gibi maçlarda hakemlerin hatalarıyla puanlar kaybederseniz veyahut sizi ciddiye almazsa işte ağrınıza giden bunlardır. 3 haftadır haykıran bir hoca var ve siz kalkıyorsunuz Yeni Cami Gençler Birliği gibi temposu çok yüksek bir karşılaşmaya ilk kez Süper Lig'de maç yönetecek bir hakemi gönderiyorsunuz. İşte o hakem de baskı altında 94. dakikada uydurma bir faul veriyor. O da gol oluyor. Ben tekrar gerçekten söylüyorum. İhsan Payas gelecekte ülkemizin kaliteli hakemlerinden biri olacak. Fiziğiyle, sporcu yaklaşımıyla, verdiği kararlarla hataları yapacaktır. Belki de maçı yöneten hakem Sezener olsa, Fehim Bey olsa onları da yapacaktı. O ayrı bir şeydir. Ama lütfen bizim gibi takımların da hedefi varsa bunlara da saygı göstermek lazım. Bunu söyledim. Dün Kralya'da zaten yine senin Beyza'da. Bunları konuştuk. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Artık toparlanmamız lazım. Önümüze bakmamız lazım. Sadece radikal bir karar almak zorundayız. Bugün yönetimimle de görüştüm. Yarın akşam da toplantı yapacağız. Bundan sonra Süper Lig maçlarına, lig maçlarına genç takımla çıkma kararı alabiliriz. Evet. Evet. Hocam varsa yani soru. Bu ekstrem bir karar ama Hasan Hoca... Şahsen ben istemem hocam öyle bir şey olsun. Hasan Hoca'nın dediği gibi yani şimdi 35 puan, 2 puan kaybetti son dakika, 37 puan hedeflediği üçüncülük şu an için, şu an itibariyle. Yani 2 puanı kaybetmesi gerçekten onlar için üzücü, zaten hala da dediği gibi üzüntü üzerlerine atamamışlar ama kaybedilmiş bir şey daha yok. Yani Gençler Birliği
futbolunu oynuyor, mücadelesini yapıyor. Daha çok puanlar var. Taş çok puanlar alıp yani üçüncü bitirebilirler yine. Üçüncü ya da ikinci olmasa bile üçüncü belki de bitirebilirler. Yani ikinci yani bile bitire. Buradaki kararın amacı da biz lige renkmeye çalışıyoruz Rıza Hoca. Benim bir hafta sonra çok önemli bir kupa finalim var. Çeyrek finalim var. Ben de istesem oyuncularımı saklarım. Ben de genç takımla çıkarım. Yarı genç takımla çıkarım. Önemli oyuncularımı saklarım. Ama ben başkente Yeni Cami karşısına gelip full 11'imi sürüyorum ve maça sonuna kadar asılıyorum. Ben buna saygı gösterdiğim gibi bu lige bizim futbolumuza da saygı gösterecekler. Bizim verdiğimiz emeğe de saygı gösterecekler. Madem ki ligde bu saygı gösterilmiyor bazı takımlara, o zaman ben de genç takımla çıkarım. Kim isterse düşsün, kim isterse kalksın. Kupaya sonuna kadar atılırım. Orada başarılı olabilirsem orada olurum. Yani bu düşünce artık bizde olgunlaşmaya başladı. Çünkü sizin verdiğiniz emeğin karşılığı eğer boş yere gidiyorsa siz de bunları yaşadınız. Üzülüyorsunuz, kahroluyorsunuz. Ne için uğraşıyoruz? Tamam Hasan Hocam, bu dediklerinize katılıyorum da şimdi Gençler Birliği 35 puanda. Biz biraz önce siz bağlanmadan yayına görmüşseniz aynılarını söyledik burada. Kupaya da ilerliyorlar. Aynı şekilde, aynı ciddiyetle ligde ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Fazlasını yapıyorlar. Kupa maçları varmış diye oyuncularını dinlendirmiyorlar. Oyuncularına herhangi bir şekilde maçlara asılıyor. Çok iyi bir şekilde asılıyor. Zaten kendinin hedefi var da. Şimdi bu söyledikleriniz acaba hedefe biraz ters oluyor mu? Yani bir lig ikinciliği, lig üçüncülüğü istiyoruz desiniz. Ama genç takımla çıktığınız zaman bir lig ikinciliği, üçüncülük bence gelmeyecek. Bence şu anda yaptığınız en doğrusu. Hem kupaya asılıyorsunuz, hem ligde hiçbir şey yokmuş gibi, kupa maçı yokmuş gibi aynı şekilde, aynı ciddiyetle takımınızı çıkarıyorsunuz. Takımınız da tabiri caizse çatır çatır oynuyor yani. Aynen bana öyle. Göre de. Aynen öyle. Ben bundan dolayı sizi tebrik ediyorum ama o alacağınız kararı da bence bir yine de düşünün. Yani takdir ediyoruz yani yaptığınız tamamen takdir ediliyor burada da, her yerde de takdir ediliyor. Yani hem kupaya asılıyorsunuz hem lige asılıyorsunuz. Yani genç takımı çıkarmak bilemem. Tabii sizin tercihiniz ama ben onu pek doğru bulmuyorum gibi geliyor bana. Zaten doğru olduğunu savunmuyorum. Ama sadece ülke futbolunda madem ki renk katmaya, mücadele etmeye izin verilmiyor, biz de bunu yapalım diye düşünüyoruz. Yani yapacağız da demedim. Sadece bizden beni... Anladım. Katıyorsunuz zaten hocam. Yani zaten katıyorsunuz. Dediğim gibi 2 puanınız da olsa hedeflediğiniz şu an için itibariyle üçüncülükte olacaksınız. Yani son dakika kaybettiğiniz 2 puanla ben size kupada da ligde de başarılar diliyorum. Renk katmaya devam edin diyorum. Hakem hataları %90 her takıma olur. Olacaktır da. Bizim futbolcularımız hata yaptığı gibi hakemler de hata yapacaktır. Ama bir takıma 10 puan hata yapılırsa ve 10 puanı giderse bu çok az bir rakam değildir. Geçen yıl bizim şampiyonluğu nasıl kaybettiğimiz de çok açık net ortadadır. Bunu birçok spor kamuoyu da çok yakın ve net görmüştür. Yani ille hadi boş ver, daha fazla konuşmak istemiyorum. Hocam, yani. Hocam teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Keyifli sohbetleri en azından kalan haftalarda yapalım diyorum. Seninle ekibine de başarılar diyorum. Önce bu hafta zorlu bir deplasan Doğan maçı. Buluşmak dileğiyle. Ben de başarılar diliyorum hocam. Kupada da ligde de size başarılar diliyorum. Renk katmaya devam edin diyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Sedat Hoca'yı alacağız. Hocam çıksın ya. İdeal 11'i çıksın. Yani ben çatır de öyle söyledim. Çatır çatır top oynasın. Ben de aynısını söyledim. Görelim yani. Yani ideal 11'ini çıkardı da biraz önce takdir ama ettik. Ama belli ki moral bozuk Hasan hocam. Morali abi. Bozuk. Canı yanmış. Canı yanan insan da doğal olarak. Yani o da... Yani dediğin gibi öyle 56-57'de 60'da gol yeseydi hiç sıkıntı olmayacaktı ama 90'da evet artı fauldü değildi, işte goldü gol değildi. Tabi doğal olarak iki, canı yanıyor, canı yanınca da evet söylüyor ama bence lige renk katıyorlar, katmaya da devam etsinler diyorum. Evet, aynen öyle. Hazır mı Sedat Hoca? Evet, Sedat Hoca da hazırmış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Rıza Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sedat Hocam, iyi yayınlar. Evet, havalar nasıl sizde hocam? Hasan Hoca'nın moral bozuk, son dakika kaçan galibiyet. Sizde herhalde tam aksine son dakika golüyle puanı almak herhalde en azından bugünü daha keyifli bir noktaya getirdi. Katılıyor musunuz yoksa?
Yok, katılamayacağım. Çünkü bardağın ne tarafından baktığınıza bakar. Dolu tarafından bakarsanız evet, kaybetme noktasındayken bir puan vermişti, kaybetmedik. En azından berabere bitirdik. Ama bardağın boş tarafından bakarsanız kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde mutlak kazanmak istediğimiz ve şampiyonluk ipini bir an önce görüştürmek istediğimiz bir süreçte kaybedilen iki puan var ve üstün oynayan, pozisyona giren, daha fazla isteyen taraftı. Erken golden sonra rakibin dirençli savunmasında açmada sıkıntı yaşadık. Bildiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu anlamda galibiyet alamadık. Bu konuda da üzüntülüyüz. İnşallah bundan sonraki haftalarda telafi ederiz. Aha. Hocam, gerçi dün konuştuk maçtonu ama özellikle bu tekme attın, yani öyle kullanayım, herkesin kullandığı terimi kullanayım da. Tekme konusunda var mı söylemek istediğin? Çünkü gerçekten farklı noktalara da çekilen siz bir konu. Sanırım dün de bugün de pozisyonu incelediğinizi düşünüyorum. Siz benim tekme attığımı gördünüz mü görüntülerde? Görüntülerde var hocam. Yani tekme o tekme herhangi bir yani çarjım, herhangi bir vuruşum falan görünüyor mu? Yani adama temas etmese de ya da adamın yerde kalmasa da, yani o derece değil hocam, onu söyleyeyim yani. Şimdi tekme atmak adama şarj gerektiren bir harekettir. Önce onu düzeltmek gerekiyor. Ben şunu söyleyebilirim. Oyun içerisinde topun dışarıya çıktığı bir anda eğilimli alıp hemen oyuncuma verip bir an önce oyunun başlamasını sağlamak için, biliyorsunuz özellikle maçın ikinci yarısında çok aşırı derecede rakibin futbolcularının oyunu oyalamaya yönelik hareketler oldu. İşte topu dışarıya vurmalar, geç başlamalar, tabii ki bu doğaldır. Yani her takımın stratejisi de olabilir bu. 1-0 öndedirler. Başkent lidere karşı oynuyordular. Fakat abartılan bir süreçteydi sanırım topun dışarıya çıktığı. Ben elimle alıp hemen kendi takım oyuncuma verip oyunu hızlıca başladık, tempoyu yükseltmek için top almaya çalışırken Halil bir anlık, ben bilinçli veya herhangi bir durum olduğunu düşünmüyorum, refleks olarak Halil geldi, elime alacağım anda topu, görüntülerde de varsa gösterebilirsin, çocuk uzaklaştırmak istedi ki vakit kazansın, oyunu oyalasın, takımı yerlesin veya süreden git, her ne diyebilirseniz deyin adına. Tam ben topu eğilip alırken elimden vurduğu anda ben kalkarken refleks olarak topun gideceği yöne ayak sallamak istedim ama eğili olduğum bir dakikada olduğu için, yani ben kalkmam, topun yönüne doğru zaman açıldığı için öyle bir algı oldu ki ben çocuğa tekme sallayayım. Kesinlikle öyle bir tekme şekli yoktur sallanacak. Zaten ben olayın özetini şöyle yapabilirim size. Bu pozisyon oldu. Dördüncü hakemin, yan hakemin ve orta hakemin gözü önündeydi. Sağda gözlemci de vardı. Bir sürü de spor sever vardı. Siz de hiç gündeme getirmediniz. Kimse de gündeme getirmedi bu pozisyonu. Çünkü önemli bir olay değildi ve olayın bence en kritik noktası 2-3 dakika sonra veya 4-5 dakika sonra Halil Türen geldi, benden özür diledi. Hocam yaptığım hareketten dolayı özür dilerim dedi. Sizce ben ona tekme sallamış olsaydım benden özür diler miydim çocuğum? Özür diledi benden. Ben de ona kusura bakma, böyle refleksif bir hareketim oldu, yanlış anladıysan sen kusura bakma dedim. Yani benim ona yönelik herhangi bir hareketim olmadı. Tamam hocam dedi. Çocuk geldi elimi sıktı, sıvazladı gitti. Hı. Ama olay orada kapandı zaten. Siz görmediniz maçı, yorumlayan birisi. Saha komiser, gözlemci de görmedi. En önemlisi dördüncü hakem solumda, yan hakem sağımda, karşımda da orta hakem var. Bunlar da pozisyonun nasıl geliştiğini, benim ne niyetim, çocuğun ne niyetinin olduğunu gördüğü için zaten çocuğa sarı kart verdiler. Ben orada hiçbir şekilde uyarılmadım bile. Elime çarpar bir pozisyonda topaç vurdu çocuğu. Ben o maçın içerisinde o nabızda onu oyunu oyalama açısından yapmış olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir kötü niyet olduğunu söylemiyorum. Zaten çocuk geldi benden özür diledi. Ben de ona yapılan hareketten dolayı özür diledim ama yanlış anlaşılmasın diye. Yani öyle bir refleksif hareketim oldu. Çocuğa vurma, çarpma, herhangi bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra ben Hasan Hoca'yla da gittim, el sıkıştım. Maçtan sonra gerginlik oldu. İki takım oyuncuları arasında tarafların falan oradan geçtiği bir anda olaylar yatıştırıldı. Maçtan sonra ben çok üzüldüm. Hasan Hocam bunu çok farklı lanse etti basına. Canlı yayında Hasan Hoca benim çok sevdiğim bir kişi. Fakat çok yanlış lanse etti. Benim orada tekme attığım, maalesef izlemeden yorumlayan takım antrenörleri de oldu.
Dünkü Osman Dinler'in programını. Farklılan sevdirli benim Bir Gençler Birliği oyuncusuna tekme attığım söyleniyor. Fakat maçtan sonra çıkan o kısa süreli gerginlikte bahsedildiği için spor yazarları tarafından öyle bir algı yaratıldı ki, tabii ki görmeyen antrenörler, işte Cihangir antrenörü gibi, Doğan Türkbilli antrenörü gibi, görmeyen antrenörler de benim o arbede esnasında herhangi bir Gençler Birliği futbolcusuna tekme attığım düşüncesiyle çok fazla canlı yayında eleştirildiğimi öğrendim. Ben dinlemedim ama çok kişi tarafından, sevenim, dostum tarafından, Doğan Türkbilli antrenörü ve Cihangir antrenörü tarafından çok fazla eleştirilmişim. Hasan Hoca tarafından da fazla eleştirildim. Olayın aslında size anlattığım şekilde bir görüntüleri, zaten maç canlı yayındaydı. Oyunun durduğu bir anda çocuk yanıma su içmeye geldi, Halil Türen, ve benden özür diledi ve el sıkıştı. Ben de aynı şekilde ondan yaptığım hareketin yanlış anlaşılmaması durumundan, refleksif bir hareket olduğundan, ben de ona kusura bakma oğlum dedim. Biz aramızda zaten sorunu çözmüştük. Ama olay adam öldürmeye teşebbüs gibi dün radyolarda yayınlandı. Özellikle görmeyen antrenörlerin abartılı yorumları ve tepkileri bugün maalesef benim telefonlarımın kilitlenmesine sebep oldu. Yani dünya kadar insana derdimi anlatmaya çalıştım. Zaten sağ olasınız, siz benim nasıl bir karakterde olduğumu, ne kadar fair play'e çok önem verdiğimi bilen insanlarsınız. Yani ben Cihangir yeneceğim bir maçında, kupa maçında 3. golü yediğimde Cihangir futbolcusu tarafından kulübemin önünde takım gol sevinci yaşarken çok ağır bir şekilde küfür yedim. 3. golü Cihangir attıktan sonra Cihangir futbolcularının bir tanesi tarafından. Normaldir, hırslıdır, gol attı. Orada bir gerginlik oluyordu. Ben kesinlikle olayı yatıştıran adam oldum zaten. Küfür yememe rağmen futbolcularımı da kulübesine tepki koyarken ben olayı yatıştıran kişi oldum. Ben bunları çok doğal karşılarım, futbolun doğasında olan şeylerdir diye düşünürüm. Böyle ufak tefek işlere girişmem, rakibin 180 nabızda bir hareket yapmış futbolcusunu tekme atarak cezalandırmaya falan kesinlikle gitmem. Orada refleksif bir hareketim oldu. Yanlış anlaşılmasın, zaten çocuk beni çok iyi anladığı için 3-5 dakika sonra da görüntülerde vardır mutlaka, maç ayrıntılı izlerseniz gösterecektir. Çocuk gelip benim elimi sıkarak özür diledi, ben de ona aynı şekilde yani refleksif bir hareket olduğunu, yanlış anlaşılmamasını söyledim. Burada sorun yok hocam dedi. Zaten orada biz konuyu bitirdik, maç bitti. Maç yorumlarında zaten ne siz ne de başkası bu olayı kesinlikle bu art niyetli şekilde yorumlamadı. Zaten akşam canlı yayında da tartışmalı pozisyonlarda defalarca gözüktü. Benim adama hiçbir şarjım yoktur, hiçbir kötü niyetim yoktur. Topa refleks olarak, topun vuruluş yönüne göre bir refleksif hareketim oldu. Zaten gözlemci tarafından da hiçbir şekilde, yani hiçbir art niyetli veya hiçbir şey olarak algılanmadı, rapor bile yazılmadı. Ama Hasan Hocam çıktı bunu çok abartılı bir şekilde, adam öldürmeye teşebbüs gibi, sanki de o kavganın içine ben karışmışım, kavgada bir tekme atmışım gibi algı yaratıldı ülke genelinde canlı yayında. Herkes çok şaşırarak, beni tanıyanlar çok şaşırarak beni aradı. Bunun üzerine hiç alakası olmayan Mor Menekşe'den gelen Doğan Türkbirliği antrenörü ve Cihangir maçından çıkan Cihangir antrenörünün inanılmaz derecede beni eleştirdiklerini duydum. Ben çok üzüldüm. Bence olayı en azından görür veya sağlıklı bir şekilde birisinden dinledikten sonra bu eleştirileri yapmasını söyleyecektim. Oldu. Maalesef ben bunları daha önceki platformlarda da tartıştım. Bizim maçlardan sonra kesinlikle basın toplantısı şeklinde memorandumlara ihtiyacımız vardır. Maç basının bizim maçta yaşadıklarımızı veya maçtan sonra düşüncelerimizi alabilmesi için, aynı Avrupa'da, Türkiye'de olduğu gibi maç sonu basın toplantısında bizim niyetlerimizi canlı yayında alabilseler, bizi dinleseler, sanırım herkes olan olaylar konusunda daha sağlıklı, daha doğru yorumlar yapabileceğini düşünüyorum. Bunlar bizim ülke olarak eksiğimizdir. Maalesef de belki iyi niyetli, belki kötü niyetli birileri bu olayı kullanarak belki kulübüme, belki kendi şahsıma bunu ağır bir şekilde bana vurmayı tercih ettiler. Bu da gayet doğaldır. Sonuçta bir yarış içerisindeyiz. Belki beni, belki takımı aşağılara çekebilme adına bu tarz yorumlara girişebiliyorlar. Ben bunu saygıyla karşılıyorum. Yani bundan önceki yıllarda bunları çok yaşadık. Basit ama maalesef yaşadığımız durumlardır bunlar. Bundan sonra da yaşayacağız bunu. Çünkü insanlar kazanma odaklı işlere girdiği zaman ve işin içerisinde performans vardır ve nabızlar yükselir. Bazı taraflar kazanır, bazı taraflar kaybederken maalesef bu tarz yorumlar olacaktır. Ben bunları sağlıklı
değerlendirebildiğim zaman gayet doğal karşılıyorum. Ben herhangi bir özür dilenecek bir durum yaptığımı düşünmüyorum. Orada zaten çocuk kendi vücut diliyle gelip benden özür diledi. Ben de aynı şekilde ondan. Hı hı. Yanlış anlamadan yargısız infaz ettiğini düşünüyorum. Diğer programı dinlemeden ve olay görmeden yorum yapan arkadaşlar. Onların da canları sağ olsun. Bir de son şeyi söyleyeyim. Şu konularda da açıklık getireyim. Spor yazarlarımız akşam özellikle Yeni Cami'yi belirli konularda şu noktalarda eleştirdiler. İşte 16 kişilik maç kadrosu yazdığımız konusunda spor yazarlarımız eleştirdi. İşte akademisine bu kadar önem veren, altyapısına, gençlerine bu kadar önem veren bir kulübün neden en azından oynatmayacak olsa bile neden çocukların, A takımın havasını teneffüs etme adına genç takımdan alıp 2 kişi yazıp 18 kişilik kadro yapmadığını ve kadronun 16 kişi bırakıldığı konusunda eleştirdiler. Biri de sanırım Tahir Topaloğlu'ydu. Ben şu konuda bir aydınlık getireyim. Biliyorsunuz 2 yıl önce Mausa Türkgücü A2 takımıyla Mausa Türkgücü A takım futbolcularının ligi boykot ettiği bir dönemde 11 kişiyle maça çıkmıştı. Federasyon da 90 dakika A2 liginde futbol oynamış o gençlerin 90 dakikada çıkıp A takım maçında oynadıktan sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için önüne geçebilme adına bir kural değişikliği yaptı ve A2'de aynı gün içerisinde A2 maçı olan bir futbolcunun en fazla A2 kadrosuna yazılmışsa 3 tane futbolcunun A takım kadrosuna yazılabilme sınırını getirdi. Yani siz aynı gün içerisinde A2'de oynamış, yani saat 12.30'da A2'de oynamış çocuklardan veya kadroya A2'de yazılmış çocuklardan en fazla 3 tane yazabilirsiniz. Biz 2 tane yazdık, 3 tane yazdık pardon. 4.'yü yazsaydık biz, yani 17-18'i doldurup 4-5 yapsaydık o sayıyı, maç bizim zaten düşecekti. Bunu bilmeden maalesef spor yazarlar bizi eleştirdiler. Özellikle sanırım Tayyip Topaloğlu'ydu eleştiren. Birisi o yüzden 17-18'i boş bıraktık. Çünkü biliyorsunuz 2 tane siyahi futbolcumuzla performans düşüklüğünden dolayı hafta içinde yollar ayırmıştık. 3 tane de cezalımız var. Yani biz Gençler Birliği maçında bayağı sıkıntılı 5 eksikle çıktık. Genç takımdan aldığımız Ahmet Sivri ve 2 tane oyuncumuzla birlikte 3 taneyi biz zaten yazabildik. Daha fazla yazsaydık maddeden hükmen düşecek. Federasyonun getirdiği yeni kural. Aynı şekilde A2 bize eleştirdiler. A2 kadrosunda da 13 kişi yazılıymış. Nerede kalmış Yeni Cami'nin akademisi dendi. Ben ona da bir kural değişikliğinden bahsederek yorum yapayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda U15 ligi başladı. Evet. Hiç takip etmediğimiz şekilde, hiç onaylamadığımız ve doğru bir karar olmadığını düşündüğümüz bir takdirde şu karar alındı. U15 ligi başladıktan sonra U15 liginde forma giyen yaşı A2'ye tutan oyuncuları A2 kadrosuna yazamazsınız diye bir kural var. A2 kadrosuna yazarsanız U15'te oynatamazsınız. Yani bu şeye benzer. A2'de oynayan futbolcu A takımda artık oynayamaz. Evet. Gibi bir kural geliştirdi federasyon. Tamamen U15'teki çocukların sayısını artırmak, kulüplerin U15 yaşında çağındaki çocukları daha fazla bulup çıkarıp yetiştirme adına böyle bir karar üretti. Ben tartışabilirim bu kuralı. Sırf bizim A2 bu kural önceden geçmediği için biz A2 kadro planlamasını yaparken Çağan hocamız U15'ten alacağı takviyelerden dolayı belirli oyuncuları kiraya gelişebilmeleri için başka kulüplere devre arası verdi. Bundan çok kısa bir süre sonra federasyon bu kararı aldı. Otomatik olarak kadrosu A2 takımımızın 14-15'lere indi. Bu U15 çağındaki çocukları biz A2'ye alamayacağımız için 14-15'e indi. Biz sıkıştığımız için A takımda A2'den oyuncu aldık. A2 takımımız 15'ten alamayacağı için de böyle bir anormali yaşandı. 13 kişi A2 takımı, yaklaşık 14-15 kişi de A takım kadromuz. Kadro kurmak zorunda kaldı Gençler Birliği maçına. Ve bunun sıkıntısını hem A2 takımımız yenilerek Gençler Birliği'ne ligden şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almıştır. Biz de bu maçta bu eksiklerin zaten sıkıntısını yaşayarak, tabii ki bu kendi içimizdeki problemlerden dolayı yaşanan eksikliklerdi. Bu maçta da belki de o eksikliklerin sebep olmasından dolayı puan kaybı yaşadık. Spor yazarlarımız da böyle yorumlar yaptılar tamamen bilmeden. Ben bu konuda
Kesinlikle hiçbir düşünce kaybımız yoktur. Akademimiz bizim için çok önemlidir. A2 takımımız bizim için çok önemlidir. Zaten 90+3'te Ahmet Sivrimiz attı golü. Altyapımızdan akademi 2010 yılında kurulduğunda ilk kayıtlardan birisidir Ahmet. Tamamen akademi ürünü bir çocuğumuzdu. 90+3'te bize puanı getiren oyuncumuzdur. İşte Mehmet Altınlar gibi, Çağdaşlar gibi, Ömerler gibi, kaleci Ozan gibi bir sürü yeteneği Yeni Cem'i çıkarmaya devam edecektir. O yüzden akademimiz ısrarlı bir şekilde çok iyi çalışmaya ve ülke genelindeki gençlere eğitim vermeye, hizmet vermeye ve onları topluma kazandırma konusunda sorumluluğunun halen daha bilincindedir. Herhangi bir düşünce kaybımız yoktur. Tamamen o kadrolardaki eksiklikler de bu sebeplerden dolayı katılmıştır. En son şuna bağlayayım. Hasan Hocam genç takımla maçlara çıkacağını söyledi. Böyle bir şey olamaz. Biraz önce tartıştınız. Böyle bir şey olamaz. Biraz önce size söylediğim kural var ya, A2 takımında oynamış en fazla 3 oyuncuyu siz kadroya yazabilirsiniz. A2 takımını alıp o günkü A takım maçına koyarsanız da A2 maçınız oynanmaz. 2 maçın sonunda da büyük cezalar alırsınız A2 maçına çıkmadığınız zaman. Hı. Zaten federasyon kuralla öyle bir kısıtlamıştır ki isteseler bile A2'den istedikleri kadar oyuncu alıp A takımda oynatamaz hiçbir kulüp. O yüzden o düşünce var ya, işte A2 ile çıkacağız maçlara. Hı. O zaten isteseler bile yapamayacakları bir durumdur federasyonun kısıtlamasından sonra. O yüzden herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. İSKELE bu akşam öyle bir karar alsa bile federasyon engeline takılacaktırlar. Çünkü bu da U15 çağındaki çocukları da alıp A2'de oynatamayacakları için federasyonun aldığı karardan ötürü A2 takımı maça çıkmazsa zaten ceza yiyecekler. O yüzden A2'yi A2'de A takım futbolcularına da A takım maçlarında oynatmak zorundadırlar. Hocam yani ben akşam bu konuyu ben de araştırdım. Ya bu son bölümde bu söyledikleriniz, bu hani ben de eleştirdim sizi. Bu konuda bu oyuncuların üstünü çizme konusunda ben de eleştirdim sizi. Ondan sonra araştırdım ve hani doğru olduğuna ben de kanaat getirdim. Onun için araştırdım bu işi. O oyuncu yani, konusunda. Teşekkür ederim. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başarılar. Evet, bayağı konuştuk ama o genç oyuncu konusunda da akşam ben de araştırdım hocam. İnan 11.30'du ve hala da onunla uğraşıyordum. Acaba her takım uyuyor mu buna? Hı. Her takım uyuyor mu acaba buna? Tabii ki. Yani söylediği gibi. Hı. Evet. Hocam gidelim bir reklama. Reklamın sonrasında artık süratli bir şekilde de diğer tamam. maçları konuşalım. Reklama gidiyoruz. Uzattık ama en azından kafalardaki soru işaretini kaldırdık. Çünkü bugün olsa bile hala da maçın konuşuluyordu. En azından Sedat Devecioğlu, Hasan Topaloğlu konuşuluyordu ama işte iki teknik adamı da dinledik. Zaten dün radyolarda yine açıklamalarını yaptılar. Günün sonunda baktığımızda son dakika golüyle puan alan Yeni Cami, son dakika golüyle ise kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçıran Gençler Birliği var. Ancak sonunda da bu maçı geride bıraktılar. Gidiyoruz reklama. Reklamanın sonrasında ikinci bölümle devam ediyoruz. Yemeğe de başlama ben gelene kadar, tamam? Tamam. Bir dakikacık, yemeğine gidiyoruz biz, tamam? Yeme, ben geliyorum, tamam? Yemeği duramadım. Çok güzel idi.
enişimi biraz daha yiyebilirim. Tüm dünyada herkes tarafından tercih edilen çevreci, ekonomik ve son teknolojik donanımlarıyla AYMA elektrikli araçlar Köse Elektronik'te. Onlarca şık ve konforlu modelleriyle benzin derdine, çevre kirliliğine, trafik stresine son veriyor. Uzak Doğu'nun en büyük üreticilerinden AYMA elektrikli araçlar Köse Elektronik güvencesiyle Kıbrıs'ta siz sahiplerini bekliyor. Şaşırtan fiyatları ve aşık olacağınız modelleri görmeniz için sizleri Köse Elektronik'e bekliyoruz. Yeni tutkunuz Köse Elektronik'te. Mercedes-Benz, the best or nothing. Her yeni gün bir umutla başlar. Önce yürekten gelir ilk adım. Sonra ise bedenden. Doğa uyanır herkesten önce ki hazırlar bizi yaşama. Sonra gün uyanınca İlk alın teri damlar ve emek doğar. Bereket gelir yarınlara. Gerçek lezzetin öyküsünde sağlık, doğallık ve emek vardır. Sevgi vardır. Çocuklarınız ve sizler daha kolay her yerde Maraş'ın gerçek tadına ulaşın diye yılların lezzeti artık özel kutulara da girdi. Bu doyumsuz lezzete ulaşabilmeniz için Lekoşa ve Girne'de sınırlı sayıda dondurma bayiliği verilecektir. Çocukların yeni eğlence dünyası Kido Farm. Kido Farm toplam 1500 metrekare oyun alanıyla çocuklarınız için güvenli, sağlıklı, mevsimine göre ısıtma ve soğutma sistemleriyle keyif dolu bir dünya sunuyor. Kıbrıs'ta bir ilk, lazer ve ses efektleriyle Transformers robotları Kido Farm'da. Ayrıca çocuklarınız için unutulmaz doğum günü partileri, zengin ikramı ve kusursuz hizmetiyle Kido Farm'da. Her yaş grubuna uygun oyun alanlarının yanında hem eğlenceli hem öğretici, çocuklara özel yeni eğlence dünyası. Oyun biter, hatıra kalır. Kido Farm. İş veya personel bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Güncel iş ilanları her pazar gazeteniz Diyalog'ta. Diyalog gazetesi ve İK Master işbirliğiyle. Zirve Acil Sağlık Sigortası. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de tüm özel hastanelerde geçerli 2 ve 70 yaş arası herkese Acil Sağlık Sigortası. Kesintisiz ödeme ve ücretsiz kara ambulansı desteğiyle 130 liradan başlayan fiyatlarla 50 bin liraya kadar acil sağlık teminatınız Zirve Sigorta'dan. Sağlığınızı güvenceye alın, hayatı kesintisiz yaşayın.
Zirve Sigorta. Merit Crystal Cove hayallerinizi gerçekleştirmek için kapılarını siz mutlu çiftlere açıyor. Unutamayacağınız bir düğün. Merit Crystal Cove kalitesi, kusursuz organizasyon ekibi ve muhteşem hizmetiyle sizleri bekliyor. Siz sadece hayal edin. Biz gerçekleştirelim. En güzel gününüzde en özel hissetmeniz için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 650-02-00. Merit Crystal Co. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Size en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 54 10 444 44 49 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Diyalog TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Her hafta başka bir bölgede halk konuşuyor. Halk Meclisi'nde bu hafta 7 Mart Salı Paşaköy'deyiz. Halk Meclisi bu hafta 7 Mart Salı saat 20'de canlı yayınla Paşaköy Kültür Salonu'nda. Halk Meclisi bu hafta 7 Mart Salı saat 20'de canlı yayınla Paşaköy Kültür Salonu'nda. Halk nasıl bir çözüm istiyor? Hangi sorunlardan rahatsız? Ne tür hizmetler bekliyor ve ne öneriyor? Halk Meclisi Salı akşamı saat 20'den itibaren canlı yayında Diyalog TV'de. Söylenecek sözün varsa bu fırsat kaçmaz. Yaptığı yayınlarıyla Kuzey Kıbrıs gündemine damgasını vuran Diyalog TV, internet yayıncılığında yeni bir çığır açıyor. Diyalog TV, Facebook canlı yayın. Diyalog TV yayınları artık Facebook canlı yayında. Yapmanız gereken tek şey Diyalog TV grubunu takip etmek. Haberler, son dakikalar, gündemi belirleyen programlar hepsi yanı başınızda. Yaşamak bu kadar zor değil. Hayatı iyi veya kötü yapan sizsiniz. Yaşam tarzınızda ufak bir değişiklik, sağlığınızda büyük değişikliklere yol açar. Diyabet bir yaşam biçimidir. Hayatımızı engelleyen bir ceza değil.
Evet, ikinci bölüm. Birinci bölüm zaten maçı gördük. Telon bağlantıları geçti. İkinci bölüm biraz daha fazla tempoyu artıracağız. Türk Ocağı Binatlı maçıyla giriyoruz. İkinci bölüme 20 Temmuz Metadan Hırsan'da oynanan karşılaşmaydı. Cuma akşamı açılış maçıydı. 6 golün çıktığı karşılaşmada Binatlı deplasmanda Türk Ocağı'nı 4-2 mağlup etti. İzliyoruz maçı. Maçı Rıza Hoca canlı 90 dakika izledi. Sonrasında yorumla baş başayız. Türk Ocağı Binatlı maçı. Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında Türk Ocağı Binatlı'yı Girne 20 Temmuz Medadanır Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Mehmet Malek, Ali Akçınar, Özal Çağlayan yardımcılıklarını yapıyor ve ev sahibi Türk Ocağı'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Muhammed'le gelişen Türk Ocağı atağı son çizgi, içeriye ortası, boşta kalan top, sonuç gelmiyor. Kaleci Andreu ile başlayan atak, Deniz'le atak devam ediyor. Topla dribbling halinde, rakip alana topu taşıdı. James hareketli, Justice içeri ortası, gol pozisyonu oluşan karambol, Muhammed Ali vurmakta geç kalıyor. Deniz'in vuruşunda kaleci Ercan başarılı ama öncesinde kalkan bayrak, pozisyon offside. Gelişen Binatlı atağı, Emek gönderiyor, seken top, atak devam ediyor Mehmet, Kemal Uçaner, off for, sert bir vuruş top ağlara gidiyor. Kaleci Andreu'nun müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor. Ve 23. dakikada Binatlı Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Gol sonrası Binatlı futbolcularının sevinci. Kemal Uçaner ile gelişen bir başka atak. Kemal Uçaner içeri ortası, off for. O noktada Yunus tarafından çekiliyor. Oyun devam ediyor. Penaltı beklentisi vardı. Gelişen atak, Mustafa Ercan içeri ortası, top dışarıya gidiyor. Çalan düdükle ilk 45 dakikayı Binatlı Türk Ocağı karşısında 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Binatlı takımı başlıyor. Serbest vuruş kullanıyor Türk Ocağı takımı. Ertaç sert bir vuruş top ağlara gidiyor. Dakika 51, gol Ertaç. Türk Ocağı Binatlı karşısında beraberliği yakalıyor. İzliyorsunuz, uzak mesafeye sert ve düzgün vuruyor. Son haftaların golcü futbolcusu, gol krallığında önde bulunan Ertaç topu ağlara gönderiyor ve Türk Ocağı'nı beraberliğe taşıyor. Gelişen atak Alexander'la gelişiyor. Ceza sahasına yapılan orta, off for, aşırtma bir vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Emeka'yla gelişen atak, Emeka topla dribbling halinde, içeriye pası, Justice ceza sahası içerisinde yerde kalıyor. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Ertaç. Dakika 61, Ertaç. Kaleci Ercan dikkatli vuruş top ağlara gidiyor. Ve 61. dakikada Ertaç da Türk Ocağı 2-1 öne geçiyor. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor. Türk Ocağı takımı Ertaç'ın penaltı golünü bir kez daha izliyoruz. Justice'de başlayan bir başka atak, Ertaç, Türk Ocağı atağı gelişecek. Ertaç çıkarken kaptırılan top, Alexander uzak mesafe, sağ taraftan atak devam ediyor. Ceza sahası içerisinde sert bir vuruş top ağlara gidiyor. Dakika 72, Erencan'ın attığı golle Binatlı Türk Ocağı karşısında beraberliği yakalıyor. 2-2'ye geliyor karşılaşma. Büyük sevinç yaşıyor Binatlı futbolcuları. İkinci yarıda oyunda Erencan, devrimle başlayan atak, Muhammed sert bir vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Serbest vuruş kullanıyor Emek. Ceza sahasına doğru yapılan orta, kaleci Andreu elinden kaçırıyor, Abdullah topu ağlara gönderiyor. Dakika 81, Abdullah'ın attığı golle Binatlı Türk Ocağı karşısında 3-2 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Kaleci Andreu'nun atasını iyi takip ediyor Abdullah ve topu ağlara gönderiyor. 3-2 öne geçiyor Binatlı takımı. Atakları da devam ediyor. Mehmet'le gelişen atak, yapılan hareket faul, serbest vuruş kullanacak. Yine topun başında Emek, ceza sahasına yapılan orta, off for, vuruşu, seken top, ikinci pozisyon Abdullah, off for, bir kava vuruşu ile topu ağlara gönderiyor. Dakika 90, off for'un attığı golle Binatlı Türk Ocağı karşısında 4-2 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Türk Ocağı 2, Binatlı 4. Evet, açılış maçıydı. 6 gol, 4-2'lik galibiyet.
çok sıkıldığım bir maç olmadı herhalde. Yani goller açısından çok sıkıntılı bir maç değildi. Aksine zevk verici bir maçtı ama ortada dengede giden bir maçtı. Binatlı 1-0 öne geçti. Gene akıl almaz goller. Ertaç'ın gene muhteşem bir frikik. Evet, Ertaç'ın attığı mükemmel bir frikik golü var. Diğer gol penaltıdan. Yani ortada dengede giden bir maç. Golleri 1-0 yenik durumdan 2-1 galip duruma geçti Türk Hoca ama bunu koruyamadı. Bireysel hatalar. Özellikle defansta Bilal'ın olmayışı. Bana göre yine seçerek söylüyorum. Burak'ın olmayışı. Yani Burak 2-3 hafta var oynamıyor ama bazen organize olmada zorluk çektiler. Kanatlardan gitmeye çalışıyorlar. Yabancı oyuncularla gitmeye çalışıyorlar. Gollerin ikisi de Türk Hoca'nın duran top. Yani böyle çok organize olup çok atılan bir golü yok ama Ertaç'ın attığı muhteşem bir gol var. Son maç, yeni canım maç attığımda müthiş bir... Evet, Burak'ın verdiği ara pası vardı. Yani Bilal'ın da olmayışı, özellikle de bana göre Binatlı Senterfor'u, yabancı oyuncunun, uzun boylu oyuncunun orada tutulmakta biraz zorlandı ve o da zaten iki gol attı karşılaşmada. Yani bence burada Binatlı'nın daha çok ihtiyacı vardı. Daha çok mücadele ettiler. Son dakikaya kadar 3-2 önde olmalarına rağmen Türk Hoca da mücadele etti ama sonuç olarak Binatlı puanları kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bireysel 3. goldü galiba. Kalecinin elinden kaçırdığı top vardı. Orada Abdullah topu gitti ağlara gönderdi. 3-2 olunca da onu korumak için elinden geleni yaptı Binatlı. Korudu da son dakikada 4. golle 4-2 bitirdi. Binatlı bakıyorum burada puantaj olarak tabloda. 3 puan almasaydı ne olurdu? 3 puan almasaydı 20 puan da daha da sıkıntılı olurdu. 3 puan aldı. Türk Ocağı için dediğim gibi yani çok değişen bir şey yok. Ortalarda tuzu kuru dediğimiz oynayan takımlardan bir tanesi. Tamamen kendilerini kupaya vermişler. Kupa içinde inanılmaz derecede motive oluyorlar. Göreceğiz yani. Kupa maçları da zor geçecek, zorlu geçecek. Türk Ocağı da onun favorilerinden bir tanesi. Ertaç'ın attığı goller var. Özellikle attığı frikik golü gerçekten jeneriklere çok güzel gol gelecek hocam. Güzel bir gol. Aynen öyle. Zaten atıyor bunlar yani. Son zamanlarda frikikten çok golleri var. Dediğim gibi yani gördüğüm bir maçtı. Ortada giden maçtı. Gerçekten zevk aldı. Goller olarak zevk alınan bir maçtı. Binatlı 3 puan aldı. Yoluna devam etti. Türk Ocağı zaten 32 puanda mücadelesini sürdürüyor. Onlar da ilk 5 için elinden geleni yapıyor. İlk 5'te yani şu anda kaçmış bir şey yok. 36, 35, 35, 32. Onlar da ilk 5'in içine girmeye çalışıyorlar. Bence onlar kupaya daha çok asılacaklar gibi geliyor bana. Evet, Cihangir, Gayu Çetinkaya karşılaşması. Sıradaki karşılaşma hafta arası Turan Altay'ın göreve geldiği Gayu Çetinkaya, Cihangir deplasmanıyla başlayacaklardı. En azından Turan Altaylı döneme. Ancak maçın sonunda 2-0 skorla kazanan Cihangir oldu. İzleyelim Cihangir, Gayu Çetinkaya maçında neler olmuş. Hep birlikte izliyoruz. Hafta arası Turan Altay'ı göreve getiren Gayu Çetinkaya deplasmanda Cihangir'e konuk oluyor. Hasan Eriş, Mehmet Ekşici ve Hüseyin Özaşı hakem üstüne ötüyor karşılaşmayı. Son haftaların iyi sonuçlar alan takımı Cihangir. Gayu Çetinkaya'yı konuk ediyor Ertan. Yaptı ortasını Ertan. Savunma o noktada bir vuruş voleyden top da dışarıya gidiyor. Cihangir'in bu dakikalarda baskılı oyunu var. Bir başka atak. Sağ kanattan gelişiyor bu kez. Etkili bir atak. Ara pası Halil Turan. Halil Turan topu filelere gönderiyor. Dakikalar 31'i gösteriyor. Halil Turan takımını 1-0 öne geçiriyor. Halil Turan'la arkadaşlarının gol sevinci Yedek kulübesinde ekranlara geliyor. Sevinme sırası Cihangir'de 31. dakikada akıl dolu bir ara pası o noktada foleyden Halil Turan farkı da bu şekilde skoru kendi lehine çeviren gol 1-0 skor Cihangir stadında. 1-0'lık üstünlük var Halil'in gelen golü. Arkadan bir çekme var o noktada. Maçın orta hakemi devam ettiriyor maçı. İleriye atılan top Ali Öztürk. Ali ilerliyor. Kaan Görneş o noktada müdahalesi. Boşta kalan top topa diyor. Maçın orta hakemi bir vuruş dışarıya gidiyor. Hasan Eriş bu noktada da avantajı uygulamıştı. Sonrasında ise Kaan Görneşli'ye bu dakikada sarı kartını gösteriyor. İyi uyguladı pozisyon avantaj kuralını. Sonrasında sarı kart. İleri atılan bir başka top bu noktada. Savunma pres var o noktada. Foley günün başarılı ismi Foley. Rakibinden sıyrılıyor. Ceza alanı içerisinde bir rakibinden daha sıyrıldı. Yaptı ortasını Halil. Müsait pozisyon Halil. Aşıyor topu ayağından. Sonrasında ufuk çıkıyor.
Devam ediyor pozisyon. Ali bıraktı topu dışarıya. Erol o noktada. Erol yaptı vuruşun önünde kötü bir vuruş. Erol'la şansını denedi. Cengiz takımı bir kez daha geliyor. Cengiz takımı. Bu dakikada günün başarılı ismi Foley. Halil Turan çok kötü vuruyor. Halil Turan çok kötü vuruyor. Topla farklı şekilde dışarı gidiyor. Öncesinde kalkan bayrak var. Sağ kanattan gelişecek olan Çetin Kayat'a yapılan orta. Boşta kalan top. Mehmet Özarap terk etti karesini. Kafa vuruşu ise bu dakikada isabetsiz oluyor. Fayeyi de o noktada olan isim. Gelişen yeni bir atak. Ancak Gayu Çetin Kayat takımı karşıladı dediğim anda ilk 45 dakikayı bitiren son düdük geliyor. Hasan Erişen ilk yarı skoru. Cihangir 1, Gayu Çetin Kayat 0. Halil Turan'ın tek golüyle ikinci yarıya Çetin Kayat'ın vuruşuyla başlanıyor. 1-0'lık üstünlük var. Ev sahibi takımda Ertan'la gelişen atak. Ertan verdi pasını Ali Öztürk indirdi. Tek toplar o bölümde etkili. Boşta kalan top bir vuruş Ali'den ancak dışarıya gidiyor. Cihangir'in geliştirdiği atak. Gayu Çetin Kayat'ın atağı var o noktada. Faye, Yannick, boşta kalan top Esin Sonay. Bıraktı geriye bir vuruş Mehmet Özeral. Çok güzel hareketler o dakikada. Ancak şanssız an Gayu Çetin Kayat'ına gelişen bir başka atak. Halil Turan yaptı kesmesini. Asfaltla dışarıya gidiyor. İkinci golü bulup rahatlamak istiyor Cihangir. Gelişen bir başka atak. Erol'la başlayacak atak. Erol, Foley topla bulacağın isim. Foley, ara pası güzel. Halil tek top oynadı. O noktada Eser gönderdi pasını. Çok güzel paslaşmalar o noktada. Ali Öztürk, Ali, Ufuk boşta kalan top. Bir kafa vuruşu top filelerde. Ali sonrasında Erol fark 2'ye çıkarıyor. Dakikalar 58'i gösteriyor. Erol'la fark 2'ye çıkıyor. Sevinme sırası bir kez daha Cihangir'de. Tribünlerle paylaşılıyor bu gol sevinci. Gerçekten iyi geldi Cihangir. İyi paslaşmalarla geldi. Ali'nin vuruşu boşta kalan top arka direkte. Erol fark 2'ye çıkaran isim olur. İzliyor pozisyonu Ali. Kaleci Ufuk arka direkte. Erol bomboş ve farkı da 2'ye çıkarıyor. 2-0 oluyor maç. Cihangir 2, Gayu Çetin Kayat 0. Cihangir stadında bir kez daha sevinen taraf ev sahibi Cihangir oluyor. Gelişen yeni bir atak Ahmetcan gönderdiği noktada Mustafa Yaşınses yaptı ortasını yerden. Kaleci Mehmet Özeral çıkıyor ve topun sahibi oluyor. Mehmet Özeral topun sahibi. Bir başka atak yine Mustafa Yaşınses. Mustafa taşıyor topu son çizgi yaptı ortasını. Boşta kalan top savunma. Arkadan gelen isim o noktada bir vuruş. Kaan Görneş'i pozisyonun içinde olan için zorluyor pozisyonu. Kaan savunma. Çetin Kayat yükleniyor tüm atlarıyla yapılan orta noktadan Mehmet çıkıyor ve topun da sahibi oluyor. Mehmet Özeral topun sahibi bu dakikada. Arkadaşlar uyarıyorum Mehmet Özeral. Bir başka atak. Cihangir takımında boşta kalan top yapılan orta. Ertan o noktada. Kaptan Ertan bugün. Ertan vuruş. Ufuk boşta kalan top. Halil öncesinde savunma. Ancak Yannick de giriyor pozisyona. Halil Yannick savunma. Halil faul ve ön pozisyonda devam ettiriyor maçın orta hakemi maçı. Mustafa Yeşilsez yaptı vuruşunu. Farklı şekilde top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu diyor. Savunmanın müdahalesi var diyor maçın orta hakemi. Mustafa Yeşilsez'e gelişen bir başka atak yapıyor ortası. Mustafa kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Sağlı sollu geliyor. Çetin Kayat farkı bir indirme çabaları var. Halil Turan'la gelişen Cihangir atağı. Halil ceza alanı içerisinde. Halil rakibine sıyrılıyor. Halil yaptı ortasını. Boşta kalan top Ufuk iki hamlede topun sahibi oluyor. Gayu Çetin Kayat geliyor şimdi o noktada. Faye pozisyonun içinde olan isim yolladı pası. Sercan, Burak, Yannick dediğim anda da maçın son düdüğü geliyor. Cihangir Gayu Çetin Kayat 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyor. Evet, kazanan Cihangir. Hocam hani derler ya daş gibi takım. Gerçekten evet. De yani kalede Mehmet Özeral, Salih Say, Fırat, Halil Turan, Ertan, Erol, Nurettin ki Ali Öztürk. Gerçekten Toygar Hoca'yı da tebrik edelim burada. Ali Öztürk gibi eser. Bir eser. Yani Toygar Hoca senenin başında kadrom dar dedi ama şimdi... Ama bu kadroyla başlasaydı Lig'e... Şimdi çok böyle geniş, çok... dediğiniz gibi tam tabiri caizse taş gibi bir takım olmuş. Hem ligde hem kupada. Zaten kupada Yeni Cami'yi elediler. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bence hocam final görürler. Bence final görürler. Yani final görürlerden önce şöyle diyeyim. Cihangir Kaymaklı bana göre Cihangir Kaymaklı ikisinden birisi mutlak finali görecek. Hangisi kazanırsa diğer taraftan da benim favorim diğer arkadaşlar İskelev olacak diyorum. Yani bu dördünden ikisi finale oynayacak diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani Cihangir Kaymaklı maçını geçen finaldedir. Finaldedir evet öyle. Diğer eşleşmelerde Yalova GG ve İskelev Baf maçında da eşleşmelerinde de İskelev'in ama Çetin Kaya. Yani hayır şey diyorum olacak. Ben yani benim şahsi görüşüm. Çetin Kaya'da tabii iyi bir takım ama Türk Ocağı ve İskele'ye daha fazla şans veriyorum. Kendi adıma yani. Evet anladım. Evet
Ne izleyelim? Yalova Küçükkaymaklı izleyelim. Hocam yine gördüğün maçlardan bir tanesiyle en azından daha keyifli bir konuşma yaparız. 4 gol çıktı karşılaşmada Yalova'nın cezasıyla. 20 Temmuz Met Adana'da oynandı bu karşılaşmada. Fakat tam anlamıyla üstüne koya koya gelen bir Küçükkaymaklı vardı. Özellikle ligin ikinci yarısında tek bir kayıpları var. Gavi Çetinkaya beraberlikleri var. Onun haricinde müthiş bir galibiyet serisi. Ona devam ettiler. Yine Yalova karşısında 3-1'lik skorlar kazandılar ve artık yollarına devam ediyor onlar da. Bakalım 4 golün çıktığı Yalova Küçükkaymaklı maçında neler olmuş. Süper Lig'de Yalova ile Küçükkaymaklı Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hüseyin Eyüpler, Sonay Dericioğlu, Şakir Azizoğlu yardımcılıklarını yapıyor ve Küçükkaymaklı'nın vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Yalova'nın cezası nedeniyle Girne'de oynanıyor karşılaşma. Gelişen Yalova atağı ceza sahasında yapılan orta bir kafa top üstten dışarıya gidiyor. Kafayı vuran Mahmutlu. Şimdi Yalova takımı çıkmaya çalışıyor. Abiya topla buluşuyor. Abiya topla dribling halinde ceza sahasına yaklaştı. Kaleye baktı, rakiplerinden sıyrıldı. Açısı dar, vuruşunda topağlara gidiyor. Dakika 10. Abiya'nın golüyle Yalova Küçükkaymaklı karşısında 1-0 öne geçiyor. Abiya şahsi gayretiyle getirip topu Küçükkaymaklı ağlarına bırakıyor. 1-0 öne geçiyor Yalova Küçükkaymaklı karşısında. Küçükkaymaklı atağı gelişecek. Doğukan Çağrı ceza sahasına yaptı ortasını. Odo gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Dakika 16 Odo'nun golüyle Küçükkaymaklı Yalova karşısında beraberliği yakalıyor. İzliyorsunuz Doğukan'la başlayan atak sağ tarafta Çağrı ile olgunlaştı. Çağrı'nın iyi ortası, Odo iyi kontrol top ağlara gönderiyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var. İlk bölümlerde gelen karşılıklı goller. Yalova atağı gelişiyor. Cemal gol pozisyonu Abiya vuruşu, kaleci Ali Duvarcı ikinci pozisyon, Serhan topu uzaklaştırmayı başarıyor. Çağrı'yla gelişen bir başka atak Remzi ceza sahasında. Remzi Odo vuruşu, savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu ataktan sonuç gelmiyor. Doğukan sağ tarafı iyi kullanıyor Küçükkaymaklı. Çağrı Kral ceza sahası içerisinde yerde kaldığı maçın hakemi Hüseyin Öykler penaltı noktasını gösteriyor. 40. dakikada Küçükkaymaklı öne geçme şansı yakalıyor. Topun gerisinde Çağrı Kral. Dakika 40. Çağrı vuruşunda top ağlara gidiyor. Küçükkaymaklı Çağrı'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçiyor. Penaltı golünü bir kez daha izliyoruz. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor Küçükkaymaklı takımı. Çağrı'nın gol sevincini türbünlerle paylaşıyor. Ali Duvarcı'nın uzun gönderdiği kale degajı savunma riske etmiyor, topu dışarıya gönderiyor. Ve çalan düdükle 45 dakika Küçükkaymaklı'nın 2-1 üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıya Yalova takımı başlıyor. Gelişen atak Uğur'la gelişiyor Küçükkaymaklı adına. Uğur ortası, seken top, kaleci İrfan Başarılı. Kale vuruşunu Mehmet kullanıyor. Odo, Remzi, Odo topla buluşuyor. Sağ tarafta Remzi, içeriye ortası. Aman indiriyor, Odo topu ağlara gönderiyor. Dakika 60, Odo'nun attığı golle Küçükkaymaklı Yalova karşısında 3-1 öne geçiyor. Odo'nun gol sevinci türbünlerle paylaşıyor. Gelen gol sonrasında izliyorsunuz. İyi bir asist. Odo çok kolay bir şekilde topu ağlara gönderiyor. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü Yalova Filerenle bırakıyor. Ligde rahat konumda iki takım. Küçükkaymaklı son haftaların çıkışta ekibi üst üste kazanarak üst sıralara doğru gidiyor. Şimdi Uğur'un ortası. Odo bu kez iyi vuramıyor. Seken top, top dışarıya gidiyor. Bir başka atak sol taraftan gelişiyor. İçeri orta Remzi, Odo savunma uzaklaştırıyor. Uğur'la gelişen bir başka atak. Uğur içeriye pası, ters bir vuruş, top asfaltla dışarıya gidiyor. Ceza sahasında Neval yaptı ortasını. Bir kafa, Ali Özbahar yerde kalıyor. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Bahadır'ın yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiriyor Hüseyin Eyüpler. Ali Özbahar topun gerisinde. Dakika 85. Ali Özbahar vuruşunda kaleci Ali Duvarcı başarılı.
ve gol şansı tanımıyor adaşına. Penaltı kaçırıyor Yalova takımı. Maçta artık son anlar paslaşarak kullanıldı. Serbest vuruş, Çağrı. Bu ataktan sonuç gelmiyor ve maç tamamlanıyor. Maçın sonucu Yalova 1, Küçük Kaymaklı 3 şeklinde sonuçlandı. Evet, böyle bir maçtı ama tabii ki Rıza Hoca yine karşılaşmayı çıplak gözle gördü. Aslında şanslıydın baktığımızda. Yani iki maç gördüm. İki maçta toplam gol sayısı. Hangisi futbol anlamında daha keyifliydi? Futbol anlamında hocam. Gol anlamında vallahi değil. Futbol anlamında Kaymaklı bana biraz daha fazla keyif verdi. Biraz önce söylediğiniz gibi önlenemez yükselişi derken bir tek Çetinkaya ile beraber kaldı. Onu da son dakika, eski futbolcusunun frikikten attığı, Kabir anlattığı golle. Kaymaklı da bana göre taşlar yerine oturmuş. İnanılmaz derece taşlar yerine oturmuş. Bayram'ın bitmez tükenmez enerjisi, Serhan'ın gerideki organizasyonu, Mehmet Kaygısız'ın eski günlerine gelir gibi olması, müthiş bir performans sergileyen bana göre Ali Duvarcı, kaç hafta var, inanılmaz performans sergiliyor, geriye döndü. Otto diye bir adam, Otto yani sanırım Otto İskele'nin futbolcusu, Kaymaklı'da oynuyor. Gerçekten Gün batımı başkenti olanlar yani inanılmaz yani bazen dersiniz ya çok oyuncu ararsınız, çok oyuncu bulmaya çalışırsınız, bir oyuncu gelir, rastgele gelir gibi olur. Gerçi bu rastgele değil yani, görülmüş, alınmış, daha sonra verilmiş bir oyuncu ama gerçekten de bazen aradığınızı bulamazsınız da bu gelir tam böyle cuk diye oturur ya, bu Otto cuk diye oturmuş Kaymaklı kulübüne. Hocam aynısını Abia için de söyleyebiliriz. Yani Abia için de aynı şey geçerli. Binatlı'ya yaramadı. Yalova'da neler yapıyor? Yalova adına Cemal'ın oynamaması da bence yaşın etken sesi. Oldu Yaşın Ses'in. Son haftaların forumda futbolcusuydu Cemal. Ama şimdi yenildi diye Yalova'da kötü oynadı diyemeyiz. Yakaladığı pozisyonları gole çevirdi Kaymaklı. Bir de penaltı kaçırdı Yalova. Kaçırdı demeyelim. Ali Duvarcı kesti. Fakat yine söylüyorum, ben Muharrem Hocam'ın ikinci devredeki bu takımı ilk devre olsaydı, bazen dersiniz ya sorarsınız neredeydi bunlar gibisinden, ilk devre bu takım herhalde olsaydı sanırım yukarılara, hatta belki de şampiyonluğa dahi oynayabilecek durumdaydı. Hı. Çok iyi performans sergiliyorlar. Onları ben tebrik ediyorum, kutlarım. Zaten onlar da kupada ilerlemeye çalışıyorlar. Hı. Dediğim gibi Cihangir Küçük Kaymaklı maçından kim çıkarsa bana göre futbol, kupada final oynayacak. Ayrıca görüyorum Küçük Kaymaklı 4. sıraya yerleşmiş 36 puanla. Evet. Yani Cihangir bir maç kaybetsin, Küçük Kaymaklı bir maç kazansın, ikinciliğe kadar çıkabilecekler. Evet. Çok süper bir performans. Onları da tebrik ediyorum. Evet. Geçelim bir diğer karşılaşmaya, Mor Menekşe Doğan Türk Birliği maçı. Lefke galibiyeti, dışarıda Gayu Çetinkaya galibiyeti. 2 haftada 6 puan. Hedef bu hafta Doğan Türk Birliği'ydi. İçeride kazanmak istiyorlardı. Çünkü bu hafta yine içeride oynayacaktı Cihangir maçını, ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Çok iyi, dirençli, futbol anlamında keyif veren bir Doğan Türk Birliği vardı. Ve maçın sonunda 2-1'lik skorla kazandılar. Doğan Türk Birliği yoluna devam etti. Ancak Mor Menekşe için de ciddi anlamda artık trenin yola çıktığı ve o trende kalmak için mücadelenin artık zorlaştığı süreç başladı. Bakalım Cemal Balses stadında maç nasıl olmuş, hep birlikte izliyoruz. Cemal Balses stadında Mor Menekşe Doğan Türk Birliği'ni konuk ediyor. Seyran Şimşek, Sabri Atikoğlu ve Enver Kalkın hakem Hüseyin ötüyor maçı. Son iki hafta Lefke ve Çetinkaya galibiyetleri sonrası moral bulan Mor Menekşe Doğan Türk Birliği karşısında kendi sahasında oynadığı maçta kayıp yaşamak istemiyor. Gelişecek olan Doğan Türk Birliği atağı, ileriye atılan bir top, köşe vuruşu, Salih Güvenso yaptı ortasını kaleci Oğuzhan, Osei o noktada topu filelere gönderiyor. Dakikalar 7'yi gösteriyor, Osei'nin golüyle Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçiyor Mor Menekşe karşısında. Kaleci Oğuzhan gol sonrası oldukça sinirli, ancak Osei'nin golü izliyoruz pozisyonu, Salih Güvenso kullandığı atış, kaçırıyor elinden topu Oğuzhan, Osei topu filelere göndererek takımını da 1-0 öne geçiriyor. 1-0'lık üstünlük, ikinci golü bulma düşüncesi var Doğan Türk Birliği'nin. İleriye atılan topa bölümde Mor Menekşe takımında ters bir vuruş noktada Kenan. Akıl dolu bir pas alıyor o noktada Kenan. Kale karşısında enfesle bir gol atıyor bu dakikada. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Kenan akıl dolu bir pas alıyor. Gerçekten vuruş da oldukça güzel ve kaliteli. Farkı da 2'ye çıkarıyor Kenan Mor Menekşe deplasmanında.
Skor 2-0 oluyor. Canero Osman bu dakikada ekranlara geliyor. İzliyoruz Kenan'ın golünü. Kaleye uzak bir mesafe ancak vuruş oldukça güzel. Oğuzhan'ın çaresi olduğu dakikalardan bir tanesi. Üçüncü golü bulup rahatlamak istiyor Doğan Türk Birliği takımı. Salih Güvensoy savunma markasına iyi salkıyor bu dakikada. Kaleci karşısında aşırtma vuruşu ancak istediği vuruşu yapamıyor Salih Güvensoy. 2-0'lık üstünlük 3. gol için geliyor. Oyunun hakemi bu dakikalarda Doğan Türk Birliği. Bir vuruş daha geliyor o bölümde. Salih'ten ancak top dışarıya gidiyor. Mor Menekşe'nin kullandığı taç atışı Doğan Türk Birliği yarı alanında. O bölümde savunma da dikkatli Doğan Türk Birliği takımında. Yapılan orta Fofana o bölümde. Açılan top vuruş ancak oldukça etkisiz bir vuruş bu dakikada Mor Menekşe takımında. Gelişen Doğan Türk Birliği hatağı sol kanattan. Salih Güvensoy yine yaptı ortasını. Sert bir orta. Kalenin önünden teğet geçen top bu dakikada Cemal Balses tadında. Gelişen Mor Menekşe hatağı ileriye atılan top o noktada. Savunma boşta kalan top Emre o bölümde. Emre müsait pozisyon. Kaleci Okyanus'a teslim ediyor topu. Emre'yi de pozisyonu yakalan isimdi. Yapılan orta içeri atılan top savunma markasına bir vuruş o noktada. Kaleci geri pas olarak değerlendiriyor maçın orta hakemi Serhan Şimşek. Bu dakikadaki pozisyon offside penaltısı vardı ancak devam etti pozisyon geri pas. Çift vuruş o noktada. Bir vuruş savunma etten duvar. Sonrasında pozisyon değer kazanmıyor ve sonrasında ise Serhan Şimşek'in çalan düdüğüyle ilk yarı 2-0 Doğan Türk Birliği üstünde tamamlanıyor. İlk yarı Mor Menekşe 0 Doğan Türk Birliği 2. İkinci yarıya da ev sahibi Mor Menekşe'nin vuruşuyla başlanıyor. 2-0'lık üstünlük var. Lefke ve Gavi Çetinkaya karşısında alınan galibiyetler keyifli bir noktaya getirmişti Mor Menekşe'yi. Kazanmak zorunda oldular bir maç. Doğan Türk Birliği atağı Koral bu dakikada. Koral taşıyor topu, yaptı ortasını. O noktada savunma, sonrasında kaleci topun sahibi oluyor. Mor Menekşe ikinci yarıda biraz daha etkili oynama düşüncesi var Mor Menekşe takımının. Yapılan orta noktada da yüksek bir top. Kaleci Okyanus'a çıktı kalesinden. Ahmet Sönmez boşta kalan top. Sonrasında ise tehlike uzaklaştırma çabası var. Anlaşmazlık var o noktada. Emre alıyor topu sağ kanattan Emre. Emre yapıyor ortasını. Fofana farkı bire indiriyor. Dakikalar 52'yi gösteriyor. Bir anlık dalgınlık Doğan Türk Birliği takımında anlaşmazlık. Emre sonrasında Fofana farkı bire indiriyor. Şimdi skor Cemal Balses'e 2-1 oluyor. Fofana'nın golüyle Mor Menekşe farkı 1'e indiriyor. Sevme sırası Mor Menekşe'de. İzliyoruz pozisyonu. Emre zorladı pozisyonu. Yaptı ortasını. Fofana farkı 1'e indiren isim oluyor Mor Menekşe takımında. 2-1'lik üstünlüğü var Doğan Türk Birliği'nin. Bir kez daha santra vuruş yapacak olan taraf Doğan Türk Birliği. Mor Menekşe ümitleniyor golün sonrasında. Atak geliştirme eyleminde. Atak yönü bu kez sağ kanat bir kez daha topla olan isim. O bölümde Sami attı. Sami yaptı ortasını savunma. Boşta kalan top bir kez daha Sami. Sami son çizgi top dışarıya gidiyor. Serhan Şimşek de kale vuruşu olarak değerlendiriyor pozisyonu. Gelişen yeni bir atak Ali Bayır. Ceza alanı içerisine gönderdiği top o noktada. Bir vuruş kaleci Okyanus için oldukça rahat bir top oluyor bu dakikada. Yeni bir atak Doğan Türk Birliği'nde bu kez. İleriye atılan top o noktada. Salih Güvensoy kale karşısında. Salih yaptı vuruşunu asfaltla top dışarıya gidiyor. Salih ve şansını deniyor Doğan Türk Birliği takımı. Gelişen Mor Menekşe atağı uzun bir top ceza alanı içerisinde müsait pozisyon vuruş farklı şekilde dışarıya gidiyor. Beraberlik golü arıyor Mor Menekşe. Bu dakikalarda Doğan Türk Birliği'nin gelişen bir başka atağı var. Savunma Garici'ye geri pasa noktada pres var o bölümde. Kaleci çıkıp iki hamlede topun sahibi oluyor. Hemen eliyle başlıyor kaleci Oğuzhan. Köşe vuruşu kullanıyor Mor Menekşe takımı. Okyanus çıktı yumrukladı. Tek yumruk dışarıya açılan top. O noktada bir vuruş daha gelecek. Vuruş yapan isim Burak'tı. Farklı şekilde top dışarıya gidiyor. Serhan Şimşek saatini kontrol ediyor bu dakikalarda. Taç atışı Ali Bayır indirdi. Savunma ileriye uzaklaştırdı. Dediğim anda da Serhan Şimşek maçın 2-1 Doğan Türk Birliği'nin galibiyetiyle tamamlandığını belirten düdüğünü çalıyor. Maçın skoru Mor Menekşe 1 Doğan Türk Birliği 2. Mor Menekşe 1, Doğan Türk Birliği 2. Hocam kupadan, kupaya veda eden bir Doğan, şampiyonluk hayali olmayan bir Doğan. Şunu soracağım, artık bir teknik adam gözüne bakmak isterim. Çünkü artık oyuncu da motive etmedi herhalde, zorlanır artık lige. Yoksa? Tabii doğal olarak zorlanır. Bir de kupa maçındaki yara, özellikle ezeli rakipleri, ebedi dostlarına yenildiler 1-0. Kupadan elendiler. Kupa bir hedefti. İlk 3-4-5 hedefti ve farkındaysanız yani kupa maçı bittikten sonra toparlanana kadar şimdi toparlandılar gibi oldu. Bence güzel bir galibiyet aldılar. Yani deplasmanda çıkışta olan bir Mor Menekşe yendiler 2-1 ve yerlerini korudular. Üçüncü sıradaki yerlerini korudular. Bu saatten sonra artık yani ilk 5 içinde bitirmeye çalışacak onlar da. Dediğiniz gibi oyuncu da yani bir hedef belirliyor. Bir kendine ayrıca ekstra hedefler koyuyor ama bir bakıyorsunuz ki lig bitmiş gibi dediğiniz gibi işte yeni cami kupada ilerleyen takımlar
zaten kupaya doğru yöneliyor. Yani birkaç hafta sonra sanırım Yeni Cami'de şampiyon olduktan sonra çok tadı tuzu kalmayacak gibi düşünüyorum ligin. Doğan Türk Birliği istikrarını koruyup ilk 5 içerisinde bitirirse onlar için başarıdır bu saatten sonra. Evet, Gençlik Gücü Malsa Türk Gücü karşılaşması haftanın tek golsüz karşılaşmasıydı. Gençlik Gücü son 2 haftanın flash takımıydı. Malsa Türk Gücü'nü konuk ettiler. Futbol anlamında iyiydiler. Tek eksikleri vardı, o da goldü. Ancak o gol gelmeyince işte iki takım da hanesine birer puan yazdırdılar. Başkent'teki Gençlik Gücü Malsa Türk Gücü maçıyla devam ediyoruz. Çok kritik bir 3 puan mücadelesi Başkent'te. 24 puanlı Gençlik Gücü ile 23 puanlı Mausa Türk Gücü'nün zorlu mücadelesinde düdük çalıyor ve 90 dakikalık mücadele başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ali İmam'a doğru güzel bir pas cezanın içerisinde, sol çapraz Ali İmam yaptı ortasını, bir vuruş dışarıya Mehmet Çil. Geldi döndü geriye Derviş, o bölümde Derviş yapacak ortasını. Yaptı da ortayı. Kafa vuruşu, boşta kalan top Debola. Olsaydı bekliyor Malsa Türk Gücü takımı. Ters bir vuruş. Özcan Debola. Debola bıraktı Hüseyin'e. Kaleye bir şut. Üstten dışarıya. Şimdi Hascan bir çalım rakibine. Ali İmam onu çekerek durdurmaya çalıştı. Hascan topu taşıyor. Hascan rakibinin ayaklarından seken top. Şimdi Debola. Sami var karşısında, Debola yaptı ortasını, ceza bahçesi, kimse dokunamadı, kafayı vuramadı Tayfun ve kaleci Türkan. Evet, şunu belirtelim, az sonra Türkiye Kupası finalinde Yakın Doğu ile Abdullah Gül Üniversitesi karşı karşıya gelecek ve kazanan Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek. Bu maç BRT2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak değerli spor severler. Ali İmam bir sarı kart gördü az önce. Hascan'ı formasından çekerek durdurmaya çalıştığı için. İsmail seken top, Uğur Ali İmam'la mücadelesi, faul yapıyor. Serbest vuruş Mausa Türk Gücü'nü. Ali İmam yaptı ortasını, Çağatay çıktı. Açtı Çağatay, kafa vuruşu, top dışarıya gidiyor. Mike, Sami. Sami kaptırdı, Hascan. Büyük hata. Girdi araya Debola. Debola ceza alacağız. Kaleciyle karşı karşıya Debola, Türkan. Türkan topun sahibi. Hascan'a geldi. Hascan topla hareket halinde. Bıraktı İsmail'in önüne. Debola top istiyor. Debola'ya doğru gönderdi. Gol pozisyonu, vuruyor Debola, üstten dışarıya atıyor. Gençlik Gücü 3 dakika içerisinde 2 önemli net gol fırsatını harcıyor. Yasin Kurt, harikaten Ali İmam var. Yasin kendi sürekli topu. Bir pas. Hasan Mani, kaleci Çağatay. O bölgeden çıkaramadı topu. Ve çalan düdükle karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Evet, bu arada ikinci yarıda başlıyor. Ali İmam kullandı. Kabore bir şut kaleye, Çağatay. Mehmet Çil adeta gözlerinin önünde top kalecinin kucağına gitti. Yapılan orta cezalan içerisine bir kala vuruşu, Türkan son anda direkt dibinde tokatlıyor. Defansın arkasına bir top. Mehmet Çil cezalan içerisinde, bakıyorum Çağatay. Penaltı itirazları var. Furkan Amcaoğlu o düşüncede değil. Şimdi verdi pasını Hüseyin, bir kez daha Debola. Debola çıkarttı dışarıya. İsmail kale karşısında, dışarıda. Hascan bıraktı. Özcan indirdi. Hascan Kabore'nin presi, ancak Kabore hareket var o noktada. Kart bekliyorlar. Yani Kabore bu hareketleri devamlı yapıyor. Yani bu çok kasıtlı, bilerek bir hareket bu. İsmail Özcan'la Berkaç'ı, çok güzel bir top. Bir hareket daha, bakıyorum. Bir kart daha gelecek. Kabore mi, Mike mi? Ya bana göre Kabore. Kabore mi, Mike mi sevgili Tahir? Kabore'ye gösterecek. Mike'ın başında duruyor o noktada. Mike'a gösterecek. Bakıyorum. Mike'ı bekliyor kalkması için. Evet. Mike'da sarı kartı gören isim oluyor.
Kent'te son 15 dakika golsüz eşitlik devam ediyor. İsmail bir topu pası düşüncesi. Mike Debova'ya müdahalesi. Var mı yok mu sarı kart geliyor ve kırmızı kart. Çift sarı karttan kırmızı kartla oynanan dışına gönderiliyor Mike. Evet, 2 dakika önce görmüştü. 3 dakika önce görmüştü sarı kartı. Bu kez kırmızı kartı gören isim oluyor. İşaret verildi. Yapılan orta. Kabara vurdu kafayı. Tekrar top Hasan'a geliyor. Bu arada Maosa Türk gücünü bir futbolcu Yasin Kurt yerde yatıyor bir topsuz alanda. Artık son saniyeler. Gözler Utkan Malcıoğlu'nda. Türkan kullandı kaleci vuruşunu. Wanch alamadı o topu. Mehmet Gürlü dediğim anda maçın bittiğini belirtiyor Utkan Malcıoğlu. Puanlar paylaşılıyor. Gol yok. 0-0'lık eşitlikle. Evet, golsüz karşılaşmaydı. 0-0'lık eşitlik ama şöyle bir bu akşam özellikle Bafülkürun'da galip geldi. Bir gece hocam düşündüm. Kazanan bu maçı alan çok keyifli bir haftayı geride bırakacaktı. Tamamen söylediğin gibi Beyza'dan. Ben yani de gençlik gücü kazanacak olsaydı puanı 27 olurdu. Malsa Türk gücü 26 yapardı ki Bafülkür özellikle gençlik gücü kazansaydı o noktada kalırdı gençlik gücü. Ki şu anda gençlik gücü 25, Malsa Türk gücü 24. Yani biraz ne ona yaradı ne ona yaradı gibi bir puan. Ha yaradı bir puan ligin sonunda öyle bir durum olur ki bir puana hatta gol avarajına bile kümede kalırsınız. Evet. Ama ikisi açısından da ikisinin de 3 puan alması gerekirdi. Bakıyorum burada notlara. Moğolsa Türk gücü Türk Hoca ile oynuyor kendi yerinde. Yani kazanması gereken bir maç. Kazanmazsa 24'te Dumlu Pınar'ın veyahut gençlik gücünün yenmesi durumunda hatta Dumlu Pınar'ın yenmesi durumunda 22'ye. Hocam yani 24 gibi şöyle oldu. Bir sona geldik ama bu hafta baktığımızda Mausa Türk gücü Türk Ocağı. Küçük Kaymaklı Gençlik Gücü. Gençlik Gücü'nün zor maçı. Mor Menekşe Cihangir. O da zor. Gavi Çetinkaya Bafülkü Urdu. O da zor. Dumlu Pınar yenecek daha da zor. Binatlı Değirmenlik. Bu hafta Binatlı adına sanıyorum bir adım önde alacağı bir galibiyet durumunda. Binatlı bir keyif alır bu hafta. Yani şimdi Binatlı futbol öyle bir şey diyebilirsiniz. Bazen eksik olduğunuzda farklı olur. Binatlı işte Değirmenlik eksik geliyor bize o havada giderse sıkıntı çakar, yaşar. Çakar ama, ya. Ama şimdi Değirmenliği Binatlı'nın yenmesi durumda 26 puan. Yani sonuçta Binatlı'yı biraz daha rahatladı diye düşünüyorum. Evet. Şu an için ligde en rahat maça rahat demeyelim. Oynanmamış maça rahat diyemeyiz ama baktığınız zaman Binatlı şu an için diğerlerinden daha avantajlı gözüküyor. Kendi yerinde oynayacak. Yaralı bir Değirmenlik'le oynayacak. Baktığınız zaman Dumlu Pınar Yeni Cami çok zor maç. Moğolsa Türk Gücü Türk Ocağı zor maç. Kaymaklı Gençlik Gücü zor maç yine. Çetinkaya Ülkü Yurdu zor maç. Mor Menekşe Cihangir çok zor maç. Çok zor maç. Yani baktığınız zaman bana göre bu hafta alınacak olan bu alttakilerin alacağı puanlar bundan sonrakine çok etki edecek diye düşünüyorum. Bu hafta alınacak olan puanlar çünkü çok zorluk derecesi yüksek olan maçlar var. Evet. Gecenin son maçı Değirmenlik Dumlu Pınar maçı 6 puanlık bir maçtı. Kazanan haftayı en azından ciddi anlamda nefes alırdı rakibi karşısında. Ama baktığımızda 90 dakikanın sonunda Dumlu Pınar kazandı. Puanını da 19 yaptı ve kalan haftalar için biraz daha fazla umutlandığını söyleyelim. Son maç ekranlara geliyor. Değirmenlik Dumlu Pınar maçı. Süper Lig'de Değirmenlik Dumlu Pınar'ı Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Kerem Eren, Emine Yarkın, Hakan Gök yardımcılıklarını yapıyor ve ilk yarıdan görüntüler izliyoruz. Serbest vuruşla oyuna başlayacak Dumlu Pınar takımı. İki takım açısından son derece kritik bir karşılaşma. Alt sıralardan kopmak isteyen iki takımın mücadelesiyle gelişen Değirmenlik atağı sonuç gelmiyor. Şimdi Viktor'la başlayan atak. Ceza sahası içerisinde Haşim, Yusuf, baskı var Ümit'ten. Yusuf ceza sahasına yaptı ortasını. Atak devam ediyor. Bir orta daha. Kafa vuruşu Haşim'den top dışarıya gidiyor. Gencali ile serbest vuruş kullanıyor Değirmenlik takımı. İlk dakikalarda etkili. Viktor topu kontrol ediyor. Uğur kaleye baktı. Vuruşunda top asfaltla dışarıya gidiyor. Dumlu Pınar atağı gelişiyor. Yapılan orta Sercan. Ümit'in baskısı var.
Bir türlü top uzaklaşmıyor. Gelişen atak Berke'nin vuruşunda Çayan başarılı. Değirmenlik atağı sağ taraftan gelişiyor. Burçin'le atak başladı. Victor topla dribbling halinde. Victor üçlü sıkıştırma var. Atak devam ediyor. Victor vuruşu kaleci devrim. Açılan top bir vuruş Yusuf'tan savunma uzaklaştırıyor. Bir başka atak Victor'la gelişecek. Victor ceza sahası içerisinde, açısı dar. İçeri ortası Uğur'un vuruşunda top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlardan sonuç alamıyor değirmenlik takımı. Hüseyin Kayalılar ile gelişen atak, ceza sahasında yapılan orta, gol pozisyonu, vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Yannis önemli pozisyondan yararlanamıyor. Ve çalan düdükle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya değirmenlik takımı başlıyor. Bumu Pınar atağı gelişecek. Ümit Genç atak devam ediyor. Vuruşu kaleci Çağan başarılı. Değirmenlik atağı gelişiyor. Victor topu kontrol ediyor. Açısı da rakiplerinden sıyrıldı. Vuruşu kaleci devrim mükemmel çıkarıyor. İkinci pozisyon Uğur'un vuruşunda top savunmaya çarpıp dışarıya gidiyor. Değirmenlik ikinci yarıda da gol arıyor. Haşim vuruşu kaleci devrim başarılı. Günün başarılı ismi tecrübeli eldiven kaleci devrim. Gelişen Dumlu Pınar atağı ceza sahası içerisinde Celal dönerek vuruşu Rıdvan gol pozisyonu aşırtma bir vuruş kaleci Çağan başarılı. %100'lük gol pozisyondan yararlanamıyor Rıdvan. Rıdvan'la başlayan bir başka atak. Topla dribbling halinde Berke sert bir hareket Sercan'dan. Maçın hakemi Kerem Eren. Direkt kırmızı kartla Sercan'ı oyun dışına gönderiyor. Sonrasında Sercan'ın tepkisi. İtirazlar var değirmenlik takımında. Değirmenlik sahada 10 kişi kalıyor. Rıdvan'la başlayan bir başka atak. Sağ taraftan geliyor Dumlu Pınar takımı. Rıdvan içeriye pası. Hüseyin Kayalılar son çizgi. İçeri ortası bir kafa top ağlara gidiyor. Dakika 87 gol. Can Dumlu Pınar değirmenlik karşısında 1-0 öne geçiyor. İzliyorsunuz Can ve arkadaşlarının büyük sevinci. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma ve Can'ın golüyle Dumlu Pınar 1-0 öne geçiyor. Maçta artık son anlar. İkinci yarıda İbrahim oyunda Berke'nin ayağına basıyor. Berke yerde kalıyor. Uzatma bölümleri 4 dakikalık bölüm başlıyor ama Berke yerde, oyun devam ediyor. Erdoğ topa yükseklik kazandırıyor. Oyun devam ediyor. Berke İbrahim'in hareketiyle yerde kaldı. Rıdvan ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Dumlu Pınar 1-0 kazanıyor değirmenlik karşısında ve maçtan sonra da İbrahim Berke'ye kafa atıyor. Saha içerisinde bir anda elektriklenmeler, olaylar başlıyor. Oyun içerisinde İbrahim'in Berke'ye yaptığı hareket var. Bileğine basıyor, oyun devam etti. Sonrasında oyun tamamlandı. Ve tamamlandıktan sonra da saha içerisinde şimdi hiç de istenmeyen olaylar başlıyor. Gerçekten iki takım açısından ligde kalma adına hayati bir karşılaşma. Ama sonrasında maç sonu yaşanan olaylar, iki takımın teknik adamları, kenar yönetimi olayları yatıştırmaya çalışıyor. Ümitcan gerçekten devrim yardımcı olmaya çalışıyor. Sinirler gergin. Değirmenlik Sadık Cemil stadında. Sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylar ama gerçekten maç sonrası, evet, İbrahim'le Berke'nin mücadelesi saha içinde de devam ediyor. Sert bir hareket Gencali'den, tekme atıyor Berke'ye. Olaylar bir hayli daha tırmanıyor. Gerçekten iki takım futbolcuları, yöneticileri, teknik adam, kenar yönetimleri olayları yatıştırmaya çalışıyor ama gerçekten tansiyon oldukça yükseldi maç sonrasında. İki takımın teknik adamları olayları yatıştırmaya çalışıyor. Çok büyük uğraş veriyorlar olayların büyümemesi için. Gerçekten sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylar ve maçı 1-0 Dumlu Pınar kazanıyor. Konuşacağım. Farklı bir şeyle gireceğim. Şu maçı bir getir ekranlara sonunu.
Evet, gelsin. Çok dikkatimi çeken bir konu oldu orada. Hocam sona bıraktım. Çünkü sıkıldım artık. Yani kavga, şamatadan sıkıldım ama maçın o son görüntüsünü isterim. Erdoğan bir hareketi vardı. O gözüme çarptı. Akşamdan beri zaten onu düşünürdüm. Bir kesin ona daha sağlıklı konuşacağım. Dumlu Pınar Değirmenlik 6 puanlık maç, final maçı. Evet. Devam etsin burada. Biraz gitsin bunlar. Kavgalar zaten bunlar çıktı. Son artık kameranın görüntüyü bitirdi anda zaten. Bir görüntü var orada. O hoşuma gitti yani. Oradaki ben Erdoğan sitemi, hocam görüşünü alacağım bu noktada. O olaylar burada oluyor. İşte polis geliyor. Bir polis görünüyor burada. Bir polis hangisini tutacak zaten? O da hangisini tutacak? Zaten bölge polisidir zaten. Onu da belirtelim. Mustafa Borataş bırakmış işini, gücünü. Yedek kulübesi boşalmış. Malzemeli. Erdoğan'a bak hocam, bak Erdoğan'a bak. Erdoğan polisle konuşuyor. Erdoğan polisin burada olayları yatıştırmadığına kanaat getiriyor. Yani ben vücut dilinden Erdoğan'ı öyle anlarım. Öyle anlarım hocam. Öyle anlarım ben. Şimdi bir baktığın zaman yani haksız mı diyorsunuz? Evet. Yani bir kıvılcım başladı, devam ediyor, ediyor, ayrılamıyorlar. Yani ayrılamıyorlar, devam ediyor, bitmesi gereken kavga bitmiyor, hala daha devam ediyor. Kim görüyor zararı bundan? Evet. Zararı işte Değirmenlik Kulübü. Kendi oyuncularını kaybediyorlar, onları görüyorlar. Belki de polis o anda çok çabuk gelse, çok çabuk yatıştırsa, belki de yatıştırmaya çalışmış ha, bilmiyorum yani. Biz Erdoğan sisteminden görüyoruz çünkü sahada değildik yani. Ama sistemde sistem yani hocam. Yani Erdoğan sisteminden görüyoruz. Bakın hala daha devam ediyor. Yani bir genç oyuncuyu birisi oradan ayırsa, alsa, bu tarafa götürse gitmeyecek. Mustafa Hoca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aman durun diyor. Hocam yani diyor. Adam dışarıya yürüyor. Polis nereden? Benim odur. Yani benim en fazla rahatsızım. Hala daha tartışıyorlar. Birbirlerine tepmes alıyorlar. Yani gerçekten görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Ve evet, üzülüyoruz da. Gördüğümüz zaman üzülüyoruz da. Kaldır görmeyelim artık. Yani, kaldır. Yani maç yorumu diyeceksin şimdi Beyza'da. Yani maç yorumu, işte bir şey söylemek istiyorsun. Bunları görünce doğal olarak üzülüyorsun. İzzet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani maçtan sonra da arabada yolculuk yapıyordum. Dinledim yani. Gerçekten çok üzgündü. Olanlardan çok üzgündü. Ama futbolun içinde biliyorsun. Yenmek de var, yenilmek de var. 90'da da yenilirsiniz. Biraz önce Hasan Hoca'nın dediği gibi 90'da gol de yersiniz ama yani bir hafta sonra yine maç var. Yani yine maçınız var. Yine lig bitmedi. Yani diğer taraftan bakıyorum, Dumlu Pınar'ın birkaç oyuncusu yatıştırmaya çalışıyor. Gerçekten üzücü ama maç yorumuna gelecek olursak, altın değerinde derler ya, bence altın değil, elmas değerinde 3 puan. Hayat yani, ucu olabilir. Evet, deplasmanda alınan 3 puan. Mustafa Hoca'ya bir yorumunu ya gazetede okumuştum ya dinlemiştim, tam hatırlamıyorum ama bizim için lig bu hafta başlıyor dedi. Hı hı. Ben de dinledim. İnşallah başlar hoca dedim içimden ama evet, dediği çıktı. Cuma günü radyoya. Radyodaydı evet. Senindi galiba. Senin programındaydı. Lig bizim için şimdi başlıyor dedi. Gerçekten içimden geçen, Mustafa Hoca çok sevdiğim bir abim. İnşallah dediğin hocam, gibi olur hocam dedim. Ben bile inanmadım yani. Hiç hakemen iştirisi yapmasın. Yapmıyor hep. Ne der? Ne der bilir miyim? Şöyle der. Hakemi bırakacaksın diyor. MHK eleştirsin. Ben diyor maç sonu oyuncumu eleştireceğim. Aynen öyle. Aynen öyle. Oyuncumun yaptığı hatayı konuşacağım diyor. Hakem eleştirmek diyor. Aynen bana düşmez diyor adam. Yani bakın Mustafa Hoca gibi işte abilerimiz 3 tane 4 tane olduğu zaman eleştireceğiniz zaman siz de utanıyorsunuz yani. Hı. Bunlar hep iyi güzel örnekler. Hı hı. Zaten Mustafa Hocam bizim hocalığımızı da yapıyor. Kurslarda da bize hocalık yaptı geldi gelene kadar. Ama gerçekten söylediği zaman cuma söylemişti. Böyle bir tebessümle araba dedim. İnşallah başlar hocam senin için dedim. Bak gerçekten başladı. Demek ki tecrübe, hoca bizim için başlayacak dedi. Başlattı. Hı. Altın değil elmas değerinde 3 puan aldı. 19 puana çıktı. Artık bu hafta yeni camiyi şans da diliyorum onlara. Çünkü aynen, yani şans da gerekecek. Aynen. Keyif aldım. Onu belirteyim. En azından canlı yayında sorayım sana. Soru bir söz ver ki lig bitmeden bir programda yapacak onu. Yaparız. Tamam. Sıkıntı yok. Aldım. Eline sağlık. Ağzına sağlık. Keyifliydi. Ben teşekkür ederim. En azından benimle oldun. Kırmadın, katıldın. Keyif aldığımı da belirteyim. Her zaman. İleride süreçte birlikte olmak dileğiyle. Ben de ayrıca Diyalog TV'ye sana çok teşekkür ediyorum. Güzel ve zevkliydi. Günlerden sonra böyle bu kadar çok maçların içine girmek de ayrıca zevk veriyor. Söyle yani dediğim gibi bütün takımlara başarılar diliyorum. Üzücü olay olmasın.
Kimse sakatlanmasın. Güzel bir şekilde ligi tamamlayalım diyorum. Ligi evet. De kupayla diyorum aynı zamanda. Evet, güzel mesajlar verdi Rıza Hoca en azından son sözlerinde. Aynı yana katılıyorum. Ben de sağlıklı, sıhhatli birbirimizi kırmadan gemiyi en azından limana taşıyalım. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Batarsa bu gemi hep birlikte batarız. Olmasın işte öyle bir şey. Güzelleri konuşalım. İyi bir pazartesi gecesini geçirin. Ama iyi bir haftanın sizin olmasını diliyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle. Şen ve sen kalın.